Çok heyecanlıyım. Müdür ne yaptı? 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 Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür. Bir sorum olacak. Arkadaşım gel. Gitmiyor değil mi abla mesaj? Gitmiyorsa şey WhatsApp'tan yollayın. Ha hiç oralı değiller öyleyse. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Neredesin sen geçen hafta? Manitayla mıydın? Neredeydin? Arkadaşım çok efendi geldin, öyle dursana. Çok efendiydin ya. Ben, o kadar hoşuma gitti ki. Hoş geldiniz. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bir şey, tahmin et, şu an ben şaşkınım. Hayır, çok efendi görünüyorsun ya sahne için, böyle mazbut, ailemizin çocuğu falan. Aslında içinde bir pislik var ve o kaynıyor. Yok öyle değil ya. Yani şey yap, sahnenin heyecanını bastırmak için öyle bir şeye bürünüyorum aslında. Ben hakikaten, değil mi? Sen kimi çekiyorsun orada? Arkadaşım, bırak sen onu. Bir de aklıma bir şey daha geldi. Hadi bakalım. Aa, bir günde iki tane, ben şoktayım. Çarpılacağız. Lodosya bugün biraz, ondan olabilir. Tersten geliyor, şey yapayım. Arkadaşım, benim. Bir diğer aklıma gelen şey de şu. Neydi lan aklıma gelen? Ya. Şey, geldi geldi. Dur, geldi. Seyirci, gülmeyin. Dur, dur. Yapsın bitsin hemen. Gel. Sen sahnedeyken konuşuyorsun da, aslında sahnedeyken konuşmak mühim değil. Önemli olan seyircinin yanındayken konuşmak. Çünkü sahnedeyken sana ulaşamıyor ya. Öyle kolay. Dur bakalım nereye bağlayacak, çok mesela merak. Şuraya, şu şeyin ışıkların önüne seyircinin oraya in bakayım, oradan konuşacağım seninle. Bakalım senden ne gibi bir metabolizman değişiyor. Öyle in, seyircinin önüne in. Seyircinin önüne, hangi, kaç yüz kişi var? Hangi? Ya öne insene, kendi önüne ineceksin, seyirci olacak o. Öyle değil. Öyle değil. Beyinsiz. Sen önüne, geçmiş olsun. Önüne ineceksin. Ya oraya bakma ya. Bak Allah çarptı, gidiyor. Az, say 20 saniye say, 20 saniye sonra. Bak, İnsanın bak. Önü orası mı? Neresi? Öf tamam, çağır miniği. Huzurlarınızda minik. Gel gel, müzisyen gel bir dakika. Arkadaşım ayakkabıyı önden patlatan ilk insan bak. Sen galiba biraz çağın gerisinde kaldın. 2000 gösteri. Evet, seninki yandan yemişi, o önden tabii. Sen donu gör, paramparça. Arkadaşım! Ama yazlık diye kullanıyorum. Arkadaşım. Havadar. Seyirci gülmeyin, sizin adamın donundan. Gözünü sevdiğim, şu an çok hassas bir şey konuşuyoruz. Niye insan eğlenmeye geldi? Senin donundan seyirciye ne? Ama bak senin aklından çıkmıyor. Hınzır, bizim yakaladım. Aramızdaki ilişki 10 yıla dayanıyor. Seyirci 10 dakikadır burada. Evet. Ama bir ömür beraber olacağız inşallah. Evet. Sağ olun. Suzan, al mikrofonu arkaya. Müzisyen Suzan geliyor, fesi getiriyor, buna bıyık çiziyor, müziği çal. Çabuk. İstanbul'da çok acayip bir çocuksun. Yıl 1700 ile 1850 arası. 50 yıllık bir dönem. Yavaş mı hareket ediyorsun? 1700 ile 1850, 150 yıllık dönem. Ha 1850 bir de. Evet. Suzan, bıyık da çiz buna ama şey bıyığı çiz. Ama buraya çiz, değişik olsun.
Herkes Suzan. Burada bırakıyor. Suzan bir beni... Ya bir şey unuttum ya, bir şey. Sen de mi giymedin? Ya bu... Ya bir telaşa geliyor. Bütün gün hakikaten koşturma. Kadıncağız tabii şey yaptı, çekindi. Bunları hep yaz abla. Bu bir kumpanya olsaydı adı ne olurdu? Ne olsaydı? Kumpanya olsaydı bu adı ne olurdu? İşte bilmiyorum ben adım. O ne? Ne yapıyorsun Suzan? Kız görmesin. Canım ne isterse şu an. Ha mendil bu. Allah'ım manyağı ya. Acele etme, hiç acele etme. Yatıya geldiler, hiç acele etme. Bir saniye. Nasıl bir bıyık olsun? Bu şey, o dönemin Kazanovası, Osmanlı Kazanovası. Allah Allah. Tabii, Kazan. Şehirdeki kızların %50'siyle çıkmış. Onun bıyığı... Müzisyen sen ne çalıyorsun? Adam Kazanova diyorum. Tamam Suzan git yeter hadi. 207. kanal değil. Kazanova. Benim Suzan, kesildi ya git. Bir haftadır. Nasıl gideyim bir tane yap. Ya git hadi yeter. 2 saat seni beklemeyeceğim sahnede. Yürü git. Yarısını çizmedi ya. Tamam bu modeli bu hadi. Suzan yürü. Bir ya, daha geldiğinde diğer yarısını çizersin. Yarı... Paramızı da böyle veriyorsun zaten. Yarın böyle çizeyim. Yarın mı çizeyim? Böyle yok değil mi? Ne dedi? Hiç duymadım ben. Bağırdı, çağırdı, gitti. Bu tarz zamanlarda kadınlara çok yaklaşmayacağım. Evet, evet. Çünkü onun... hep haklılar. Tabii, tabii. Onun dönemi demek ki. İşte 1800'ler. Evet arkadaşım, evet. Bir İstanbul beyefendisin ama konuşma sende, yürüyüş sende, endam sende. Hikayem şu. Bir kız var, çok zengin bir ailenin çocuğuyla evlenecek fakat adab-ı muaşeret bilmiyor. Evet. Abisi de kabadayı. Evet. Tamam evet. Al abisini. Efendim? Prodüksiyon gönder abi. Arif mi geliyor? Ay kızın abisi geliyor. Ha tamam. Ben kızın ondan... abisi kabadayı bıçkın. Tamam. Tamam. Dönem ne? Geleyim mi? Arif mi gelecek? Ben... Hayır, dönemi abi... ne? Efendim? Dönemi ne? Dönemi Ekinoks dönemi. Ne bileyim ben? Arkadaşım 1700 ile 1850 arası. Çok yayılmış bir aile, evet. 150 yıllık bir hikaye, evet. Hazırım. Evet arkadaşım, sen çok hazırsın. Sana haber göndermişler, adam seni çağırmış. Evet, cepten mi aramışlar beni? Yoksa ablaya WhatsApp mı atmışlar? Cepten aramış olabilirler. Cepten. Gönderin abiyi. Tamam, ben sokakta mıyım ben? Sokakta mıyım ben? Hoş geldin. Ümit abi hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Neden seninki yeşil de bununki kırmızı acaba? Abi sponsor olmuş Faber-Castell'de. Biz yan yana. Valla domates biber hesabı olsun diye. Yakışıyor yeşille kırmızı. Yakışmış. Ümit abi siz kabadayısınız o dönem. Bir tane kız kardeşiniz var. Ümit abinin kız kardeşini al sahneye hemen. Evet. Madonna gelsin. Hayır hayır. Bir kız kardeş al sahneye. Kaç yaşlarında? Ya Ümit abinin kız kardeşi kaç yaşında Ümit olur? Ümit Bey'e kız kardeş olacak birini arıyoruz. Sonra da onunla beraber Ankara'ya gidecek. Ha, gel ablacığım. Ben... Buyurun ablacığım. Hoş geldiniz. Göremiyorum. Abla değil mi? Pardon. Eyvallah. Acele etmeyin. Kızım 33 yaşına girdi. Kız kardeşim 50. Kısmet böyle bir şey işte. Ama çok genç ve... Hoş geldiniz. İsminiz ne? Torun geldi. Nagihan. Olur. Öyle demeyin Ümit abi. Ümit abi. Dokunulmazlığı sen alacaksın inşallah bu hafta. Neymiş ismi? Nagihan. Gerizekalı. Suzan ne yapıyorsun bana sormadan? Nagihan'a öyle bir gupür perde takıyoruz. Sabahları oradan güneş alıyor çünkü ev. Ya benim de bir bakış açım yok mu? Böyle olunca bak. Böyle olur kız, yani. Kız sen ne oldu? Sevgilinden mi ayrıldın? Manyak mısın? Hırsını benden alıyorsun. Deliye bak ya. Abi kardeşler. Evet, abi Ümit kardeşsiniz Bey. Ümit abi. Evet, kız kardeşiniz bir biriyle evlenecek fakat adab-ı muaşeret öğretsin diye bu çocuğu çağırıyorsunuz. Onu kız kardeşinizi ona teslim edeceksiniz. Evet. Kız kardeş, konuşmayı bilmiyorsun, ağzını yayarak konuşuyorsun, yürümeyi bilmiyorsun, çarpık çırpık yürüyorsun, tamam mı? Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Yani gelirken yaptıklarını yap. Evet, 3, 2, 1. Gel biraz, biraz o tarafa doğru sizi alabilir miyim abi? Pardon abi. Evet, Ümit abi çağır şunu gelsin. Biraz sert olun abi. Birader, gel bakayım yanıma. Merhaba. Bak şimdi. Öyle değil arkadaşım. Bu benim kız kardeşim. Ümit abi bir saniye. Yeniden geleceksin. Ümit abi seni çağırdığında sen böyle çok gevşek geliyorsun. Ümit abi çok sinirleniyorsun. Ben, düzeltiyorsun onun hareketlerini. Yani ben beyefendi öyle gevşek gidemem zaten. Geliyorsun. Beyefendi ve kazanovasın. Evet. 3, 2, 1. Gel.
Gel birader, yanıma gel. Evet. Gel bak, sana ne diyeyim. Ümit abi çok kötü geldi, kızın önce bir bağırın. Kötü mü geldi? Bilmiyorum. Abi nasıl gelecek? Hayır. Bakar mısın şuna WhatsApp'tan lütfen? Arkadaşım! Ne olur? Sen tekrar geliyorsun tekrar böyle. Tekrar geliyorum. Ümit abi elini uzatıyorsun. Ümit abi çok ters bir adamsın sen. Elini abla, falan vermiyorsun. Çok... Ters miyim? Evet, çok tersin. Evet, 3-2-1 gel. Arkadaşım Ümit abi sana bağırınca çok korkuyorsun. Evet, buyurun. Birader, gel yanıma şöyle. Gel bakayım, gel bak. Bir şey diyeceğim. Merhabalar. Bir fırça benim, çekin Ümit abi önce. Bu benim kız kardeşim, bak. Buna biraz günün işte adabı, muaşeret, kaidelerini, her şeyi yani öğretmeni istiyorum. Nagihan bir merhaba de. Nasıl yemek yenir? Nasıl selam verilir? Nasıl dans edilir? Merhaba. Nasıl dans edilir? Merhaba tatlım. Arkadaşım. Güreş tutuyor gibi ne yapıyorsun? Ümit abi ne yapıyor kıza? Onun dilinden konuş. Şu iyice öğrenciye kendi dilinden yaklaşmak lazım. Ümit abi lütfen çok sert olur musunuz buna karşı? Kızım. Bak kızım. Sen ne alakası? Kıza değil Ümit abi. Kıza ha? Değil bizimkine. Bak koçum, el sürmek yok. Uzaktan. Böyle hareketle tarif ederek. Efendim yani. Çok teşekkür ederim. Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Elleşmeyin. Ben, tabii ki de. Tabii. Evet. Elimden geleni yapacağım. Hanımefendiyi günümüzün hanımefendileri mertebesinin en yukarısına çıkarmak için. Ümit abi şimdi ensesinden tutun arkadaşımı. Yere kadar eğin öyle anlatın. Neden? Anladım işte. Hayır. Yere kadar eğin öyle anlatın Ümit abi. Anladım. Bak kardeşim. Bak kardeşim söyle. Bak birader. Anladın değil mi? Kız vallahi... sana emanet. Ne yapacaksın? Kız sana emanet. Tamam efendim. Benim için ne yapacağını söyle kıza. Tamam. Ben kendisini adab-ı muaşeret kuralları içerisinde bir hanımefendi olarak hazırlayıp size teslim edeceğim. Eyvallah. Bir yanlışını görürsem ne yapacaksın Ümit abi? Bir yanlışını görürsem bak mahvederim. İşte böyle duruyorum artık. Tamam. Ya benim kafamı... Arkadaşım pislik yapma. Ya tamam ben ama anlamıştım zaten demin. Tamam. O zaman Ümit abi alkışlarla seni gönderelim içeriye. Sonra tekrar geçelim. Evet, şey Nagihan, ağzını yayarak ve açarak konuşuyorsun. Yani çenen göğsüne kadar iniyor konuşurken, tamam mı? Yürürken yamuk yumuk yürüyorsun, yana yana yürüyorsun, tamam mı? Öne doğru gidemiyorsun, yana doğru gidiyorsun. Evet arkadaşım, ve çok aşırı salaksın. Yani bütün gün kokonat yiyorsun. Arkadaşım. Artık bıkmışsın. Yapma şunu. Bu ödülü kazanman lazım Nagihan. Evet, 3-2-1, arkadaşım Nagihan'la mevzuya gir. Ben de senden hoşlanıyorum. Hayır! Abisini gördün. Psikopatın teki. Abinden evet. Hoşlanıyorum. Kusura hayır! Üstüne alınma. Abisi keser seni. Evet. Ne yapar? Keser. Keser. O yüzden kıza nasıl yaklaşıyorsun? Evet. Uzaktan. Mesafeliyim. Evet. Şimdi gir mevzuya. Buyur. Şöyle buyur. Hanımefendi, şimdi genç bir kızsınız. Bazı şeylerde hata yapıyor olabilirsiniz. Günümüze adapte olmak tabii ki de sıkıntı yaratıyor gençler için. Siz de WhatsApp kullanıyor musunuz? Arkadaşım! Lütfen. Tamam. Evet. Ben bu konuda size yardımcı olacağım. Yani belirli koşullarda nasıl davranacağınızı, nasıl yürüyeceğinizi, oturup kalkacağınızı benden örnek alabilirsiniz. Ay gerçekten mi? Çıksana! Olmadı. İlk dersen kaldı. Arkadaşım. Ne? Kız böyle. Yapacak evet. Bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sıradaki gelsin. Hayır. Kızı böyle bir kız olduğunu görünce şok oluyorsun. Tamam mı? Şok ol. Sonra da şey yap. Evet kız tekrar söyle. Evet. Seyircilerin birbirlerinin üstüne basmaları yasaktır. Tekrar söyle. Seyircilerin birbirlerinin üstüne basmaları... O değil. Hazır hissediyorum kendimi. Kızı tekrar söyle. Seyircilerin kızın üstüne basmaları... Arkadaşım. Sabaha kadar devam edebiliriz. Şey, kızın önüne gel. Kıza de ki gel önce seni götüreceğim de. Kızı şey... Şimdi önce sizi bir yere götüreceğim. Orada bakalım adaba uygun hareketler... Göster, yolu göster kıza. Buyurun şuradaki açılan ilk erotik... Kız konuş... Gidiyor. Nagihan, nereye gidiyorsun? Kulağın bende olacak. Geç yerine tekrar. Evet, Nagihan. Sen nasıl gidiyordun? Çarpık. Yan gidiyorsun. Yan. Ön ha, böyle ön yürüyerek. Evet. Tabii. Evet. Dans seninle çıkmış. Evet arkadaşım. Konuş Nagihan'la. Evet. Çok güzel yürüdünüz. Çok arkadaşım. Hazır hissediyorum. Sen şeylere, noktalara, virgüllere basarak ha, konuşuyorsun. Bu nasıl bir hareket? Evet. Evet. Şimdi Nagihan. Daha da bas. Ağzındakine bas. Çok iğrenç bir şey olacak mı? Kusura bakma. Hayır, konuşmana bas, konuşmana. Evet. Lafına bas. Evet hanımefendi, şimdi sizi bir yere götüreceğim ve orada bakalım... Bas! Bas gitar çalacaksınız. Hayır! Konuşurken göreceğim, bakalım
mu? Ha, sizi bir yere götüreceğim ve bakalım orada adab kurallarına riayet edebilecek misiniz? Bas! müzikli bir ortam. Hayır ya. Değil mi? Evet, harika. Evet. Şimdi kıza göster, değmeden kıza koluna gir. Kıza değmeden koluna şimdi gir. Şimdi şöyle yapacağız. Dışarıda ahlaken mugayir karşılanmaması için benim koluma giriyormuşçasına yürüyeceksiniz. Bas. Fakat koluma basacaksınız. Hayır, ağzına İki basacaksın. İki yerden... Efendim? Ağzına, sen ağzına bas. Ağzıma basacaksın. Sen ağzına basacaksın. Sen ağzıma basacaksın. Ben kolumu ne yapacağım hiç artık ben... Al kızı yürütmeye başla. Nadia, evet. Ver cevabını. Buyurun. Koluma giriyormuş gibi yapacaksın. En ufak bir temas ne olmayacak? Olmayacak. Hazır mıyız? Ay çok heyecanlıyım. Kız temas olmayacak dedim. Ya. Ama koluna gir dedim. Sen kolunu ama... düzgün açamadın. Ben daha açmadım ki kolumu. Sen kolunu düzgün... Ben kolumu şu şekilde yapacağım. Ben böyle mi? Evet, ben işte bravo, evet, bravo Yaşa. İşte değme. Bu. Değme keyfime, evet. Evet, ve nasıl yürüyorsun? Evet. Ama değdin. Ha işte en sevdiğim şey, kalça değdi. Arkadaşım. Dersimiz burada bitiyor. Artık sana ders vermem mümkün değil. Miye dikkat et. Niye arkadaşım, saçmalama. Ne var kız? Hayır arkadaşım. Hazır. Kıza şey söyle. Ben bunu daha önce çok... Nagen de ki, sizce benden olur mu? Ben yapabilir miyim, olabilir miyim falan. Evet, ağzını çenene kadar ayırıyorsun. Heyecanlıyım evet. Değil mi? He? Heyecanlıyım da de kız. De. Değil be. Kullan. Tamam. Cepten kullan. Evet, buyurun. Ay çok heyecanlıyım. Sese de çalışacağız. Önümüzdeki hafta sese de çalışacağız. Şimdi ay, bir kere... Yapabilir miyim bilmiyorum. Yapacağız tabii de bu yürüyüş bizi çok engeller ve yavaşlatır yani. O yüzden önce normal yürümeyle şey yapalım. Bir dışarı çıkmadan bir yürüyelim. Yani şu insanın ortam içerisinde yürümesi çok önemli. Ne yapacaksın? Kalça ile yürek bir yürüyecek. Nasıl lan? Şu an ben de bir bok yedim, onu çözmeye çalışıyorum. Sorma, çok şey. Söylediysen yapacaksın, yap. Evet, evet. Onu ben yıllardır yaşadım zaten. Yani şimdi kadın kişisi... O zamanların kibarlığı bu. Nagihan her hareketinde bağırıyorsun, ay çok tatlısın falan diye, evet. Bağırma. Evet arkadaşım, sendeyiz. Bağırma, ağzını kırar. Sen bana inan, ona inanma. Evet. Kadın kişisi ne yapacak? Endamıyla... Endamıyla erkeğin kalbini fethedecek. Bak. Çok tatlısın! Ya bunu ben bir yere atayım, bunun yokluğu fark edilmez ya. Abisi de fark etmez bunun yokluğunu. Yani çabuk vazgeçti zaten. Olmaz. Kız ülkenin en zengin ailesinin çocuğuyla evleniyor. Öyle mi? Evet. Faber Castell. Ya ama CD kalemi gibi değil miydi? Yeşiltepe siyah. CD asetat. Renk öyleydi ama. Ne, ben ne yapayım? Ben sana saçmalama ne olur. Sen kimi çekiyorsun ya sen? Lan sana ne, gel. Pardon. Evet arkadaşım. Evet. Sen şimdi kalçanla yüreğine basmayı göstereceksin. Kalçanla yüreğime basmak diye öyle bir şey yok. Evet. Teknik olarak mümkün değil. Öyle dedin. Yok. O. Dedin. Kayıtta var. Kalçanla yüreğin bir olacak dedim ya. Yani. Tamam. Kalçan yüreğin üstüne basacak, öyle yürüyeceksin. Öyle mi dedim ben ya? Kalçanla yüreğin bir olacak ne demek? Kalçan yüreğinle bir olacak yürürken. Ulan bu ne demek? Türkçesini açsana. Kalçan yani yüreğin o an ne yapmak istiyorsa kalça ona riayet edecek. Niye? Senin yüreğin şeyin... Şimdi ben bakkala gidiyorum. Ama he. Şimdi sevdiğim birine doğru gidiyorum. Daha böyle bir... Anladın? Burada yürekle kalçanın ne alakası var? İşte ne kalbi iş yapıyor. Ya kalçayı yürekte, ya yüreği kalçada görmek istiyorum. Gel iki dakika, bırak mikrofonu. Arkadaşım. Ay ne yapayım ben sana? Evet, burada şimdi... Sen söyledin. Ya ben öyle demedim ki, bir olacak dedim, bir olacak. Yani bir beraberlik, tamam bir bütün içerisinde. Tamam göster. Yürüyüş öğret önce kıza. Şimdi Nagihan devamlı bağırıyorsun, evet. Evet, buyurun. Yani ne yapacaksın? Sanki sadece yürüyebileceğin tek bir çizgin varmış gibi hayatta yürüyeceksin. Gel buraya. Çok heyecanlandım. Heyecanlanmadın, gel buraya. Sonra bunları videoya çekeceğiz, DVD'ye çekeceğiz. DVD'lere yazacağız bunları. Abinle üstüne tarihi atacağız. Neyin üstüne? DVD'nin. Neden? Hazır elimizde CD kalemi varken. Arkadaşım. Tarih yazacağız. Sen o kulaklık ne? Sen müzik mi dinliyorsun? MP3 mi dinliyorsun orada? Gel şuraya Nagihan'ın yanına. Göster. Nagihan'a evet. Göster. Ne yapacağız? Nagihan, en çok neresine bakıyorsun?
Bilmiyorum. 9 kamera var. Bir şekilde göreceğiz zaten Nagihan. Kaçış hayır, yok. Hayır. Nagihan en çok neresine dikkat etsin senin? Her yere. Komple. Hayır. Kalçaya ve yüreğe dikkat edin. Hem soruyor hem hayır diyor ya. Hayır. Yürürken iki kalçasına da bak. Tamam. İki nasıl kalçası. Evet. Evet arkadaşım. Kalça tektir ya. Nasıl? Kalça tektir. Nasıl yani? Bölünemez. Sıfıra da mı bölünemez? Sağ kalça, sol kalça diye bir şey yok. Kalça tektir. Niye? Yarım kalça otur diyorlar. O bir lisan, kalça. Konuşayım arkadaşım mı biraz? Arkadaşım hadi kafamı karıştırma evet. Benim. Tamam. Seninki tek olabilir. Evet, Nagihan. Sizinkini incelemek isteriz. Dünyaya bir ilk gelmişse... Hayatımda gördüğüm en iğrenç muhabbet bu. Sayenizde. Cehalet bizi buralara getirdi. Evet, şimdi ne yapacaksın? Nagihan tekrar bunun yüzüne bak ve çok heyecandan Nagihan, bağır. Nagihan hayır. Sen komple insana bakıyorsun. Çünkü neden? Bu ayağıyla omzunun hareketi bir. Sen şimdi ne yapacaksın? Yok bunun dışında ne yapacaksın? Diyeceksin ki Cenab-ı Rabbül Alemin bu vücudu, bu bedeni bana verdi. Bunu en güzel şekilde koruyacağım ve en güzel şekilde kullanacağım. Değil mi? Dolayısıyla böyle mangal mangal yürümek falan yok. Böyle bir şey yok. Sen ne yapacaksın? O dediğin tek çizgide gideceksin. Tek çizgide yürüyeceksin. Nagihan çılgınca alkışla. Neden? Bağır. Olsun hep geçecek bunlar. Hep... Arkadaşım. Geçecek bunlar geçecek. Dokunma kıza. Evet Nagihan'ı düzelteceksin arkadaşım. Evet. Evet. Söyle. Bir boy yürüsün. He? Bir boy yürüsün. Yürü bir boy. Bu arada akşam saat 8'de kızı yerine emanet etmen lazım. Her şeyi öğrenmiş olarak. Yemeğe mi? Teslim etmen lazım yerine. Ha teslim evet. Evet. Yürü Nagihan. Göster Nagihan'a. Yan yan mıydı? Düzgün kız. Yan yan mıydı? Evet. Niye yan? Yan yan öne yürüyeceksin. Ne gülüyorsunuz? Yan yan öne yürüyeceksin. Yan yan. Türkçe yan bilmeyen yan var mı? İşte bu. Gerizekalı. Sen de onu yan yan öne yürürken yan yan öne yürümemeyi öğreteceksin. Yan yan ileri. Yapıyor muyum diye çok sevin. Yapıyorum değil mi? Öyle devam et, durma. WhatsApp'tan sağa dön. Arkadaş. Ney? Dur Nagihan, dur. Gerizekalı, başka bir şeye geç. Yürüyüşü öğretemiyorsun kıza. Bir dakika, iyice bir tam yol bir yürüsün. Arkadaşım, saçmalama. Şimdi kıza başka bir yöntem bulman lazım. Bu yöntemle öğrenemiyor. Söyle de ki, şimdi sizi de atıma bindirip götüreceğim de. Şimdi size atıma bindirip götüreceğim. Gelirken yürüyerek gelmiştim ama internetten at aldım. Kapının önüne getirecekler bir iki dakika. Atlı gelmedi ki, yürüyerek geldim ben. Olsun. Prodüksiyon at olun gelin çabuk. Allah Allah, her türlü saçmalığa açık bir gece. Evet arkadaşım söyle, arkadaşın atını alacağım de. Bende at yok arkadaşın. Arkadaşın atını alacağım, bende at yok. Ben helikopterle geldim şimdi çok yakar oraya kadar. Telefon et arkadaşına. Telefon var ama değil mi? Var evet cep telefonu. Ama at arabasıyla gidiyoruz. Evet ara cep telefonuyla arkadaşını. Çaldır seyirci. Efendim. Kimsin lan? Arkadaşınım lan. Hangisi oğlum, bir sürü arkadaşım var. Gerizekalı arkadaşımım ben seni. Ben aradım değil mi? Evet. Alo. Efendim. Vamık. Ha. Oğlum şu ismi değiştir çok saçma lan. Sen koydun ismimi gerizekalı. O zaman ben senin babanım aslan oğlum. Hayır saçmalama. Sen şimdi Vamık dedin ya. Düşünmeden demeyeceksin. Evet söyle. Alo Vamık. Ha. Ya Vamık benim çok acil bir işim var. Senin ata ihtiyacım var. Ha. Benim gibi bir adamın arkadaşı bu mu? Evet. Vamık. Ha. O da beyefendi bir insandır. Olamaz böyle bir şey. Evet. Evet. Nagihan gel sıkıştır şunu. At at diye evet. At. At. Oğlum değil arkadaşım. Sen telefonla konuş. Alo. Ha. Ha. Vamık. Çok affedersin. Küt diye bir ses geldi. Vamık mı düştü? Hayır Vamık sana soruyor. Küt diye bir ses geldi diye bir soru. Evet. Yok Vamık şimdi şu telefon düştü elinden. Vamık acilen senin ata ihtiyacım var. Ha. Ha. Vamık Neandertal ama çok yol alamadı. Çok yol alamadı. En fazla yönetmen oldu, sonrası yürüdü. Arkadaşım! Hazır. Konuş Vamık'la. Alo, Vamık'cığım atla. Acilen atı buraya getirir ha. misin? Ha. Benim atı? Yok, sen bizzat gel Vamık. Atı yormayalım gündüz gündüz. Ya benim at gelir de... Sen atı... Benim ata ne oldu biliyor musun? Kapat, kapat. Vamık. Arkadaşım! Kapat. Sorsana ne oldu? Ne oldu? Benim ata ne girmiş ayağına?
Ne bileyim ben senin atına ne olmuş ayağına? Ulan atın ayağına ne girer? Nal mı girer? Ne oldu? Atın ayağına ne girmiş? Kestane, at kestanesi falan. Hayır! Diken. Hayır, daha büyük. Çivi. Hah, süper. Ya benim atın ayağına ne girmiş? Çivi, ben söyledim ya yavrum. Vallahi çivi, nereden bildin lan? Sen mi soktun? Şimdi ben söyledim ya. Ha, tamam, gönderiyorum atı, çiviyi çıkarırsan binersin. Şarjım bitti tam yarıda, anlamadım. Arkadaşım! Vamın atı al, prodüksiyon, Atol gel çabuk. Atol gel diye bir şey var mı ya? O ne lan? Hocam kaç zamandır oturuyorsun ya? Maşallah. Arkadaşım. Benim. Suzan, yelesiz at olmaz, buna bir yele yap çabuk. Arkadakini çok merak ediyorum. Bir kafanı gösterir misin? Çalmış. Evet, Arif nesin? At. Evet Arif, sen çok gururlu, mağrur bir atsın, tamam mı? Saf kansın Arif. Fetish horse. Pislik yapma. Arif, yelelerini sallayarak konuşuyorsun, tamam mı? Yelelerin değil Arifciğim, yele. Arif sağa sola sallıyorsun yelelerini. Evet. Çocuk nefes alamayacak ya. Yüzünü görelim Arif. Arada ayağınla düzeltiyorsun saçını. Ayağınla. Arif elin yok senin. Ayağınla düzelteceksin. Elin yok ve gerçekten ayağınla düzelt Arif. Evet Arif. Geldin. Sekerek geliyorsun Arif. Sağ ön ayağına, sol ön ayağına girmiş, çivi girmiş. Sekerek geliyorsun. Gel de ki merhaba ben Vamık'ın atıyım. Söyle. Merhaba. Öyle değil. At gibi söyle. Abi atmasın. Onun bir sürü arkadaşı var. Biz nereden bilelim? 140 beygir. Evet. Ben Vamık'ın arkadaşıyım. Evet böyle söyle. Bak bir kere yaparsan görev bilir. Anladın? Yapma. Yapama ki. Kapat. Arif. Efendim? Beni dinle. Evet. Aç çocuğun yüzünü. Göremiyorum atın yüzünü. Aa, işte Suzan sağ olsun. Şöyle arkaya yapalım. At. Evet. Dur abi. Sen bana bırak abi. Ben 10 yıldır bunlarla uğraşıyorum. Evet arkadaşım. Gel yanına. Sor bakalım Vamık'ın atı mı? Sen Vamık'ın atı mısın? Çok memnun oldum. Arif konuşsana. Tamam abi. Bir gün ölüp gideceğiz, hep unutulacak bunlar. Vallahi. Arkadaşım, evet gel. Sen Vamık'ın atı mısın? Evet. Çok memnun oldum. Elini sıkmak isterim. Yersiz olmasın diye yapmıyorum. Hanımefendiyle bizi bir yere kadar bırakabilir misin? Oğlum bilemeyiz mi? Çocuğun beli kopar. Arkadaşım sen onu bana bırak. Sen önce Arif söylesene. Benim sol ön ayağımda bir sıkıntı var diye. Benim sen... Ama önünde ne yapıyorsun Arif? Benim. Evet buyurun. Hep gaz veriyor. Benim sol ayağımda sıkıntı var. Atı çok beğenmişsin, söyle Nagihan. Ayağında problem yok, arkandaki adamı çıkarırsak... Ay bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Al senin olsun. Arkadaşım saçmalama. Evet, gel. Onu ben hemen halledeceğim şimdi. Otosanayide bir tanıdığım var. Arkadaşım! Ona hemen halletmen lazım. Çocuğu ne yapacaksın? Atın ayağını alacaksın, bakacaksın. Evet, al atın şöyle ayağını. Şöyle diyorsun o zaman, at. Bayağı birlikte hareket ediyorlar ya. Seyirciyi de... Arif, ayağını her dokunduğunda bağırıp ayağını çekeceksin, tamam mı? Evet. Biraz bekleyelim, belki geçer. Arkadaşım! Çıkar ayakkabıyı. Ya daha neler, hadi. Kaldır abi sen ayağını bana. Oğlum sen bana yasla ayağını, rahat ol. Rahat, yaslan bana. Arif, yaslan. Bağırıyorsun, aniden çek ayağını. İki adım yer, yürüyelim şuraya. Arkadaşım! Halledeceksin! Bayağı tepiyor bu. Bir şey mi dedin? Oğlum ben sana bir şey yapamam. Niye tepiyorsun o kadar? İki dakika çıkarayım şunu ya.
Ayakta 64 numara, ben kontrol edemiyorum ki. Arkadaşım, şu ayağından atın bir çıkaramıyorsun. Bir önce atla konuş. De ki şimdi ayağına bir şey yapacağım falan, evet konuş şimdi önce. Şimdi ayağına bir şey yapacağım. Yüzünü görelim Arif'in. Allah'ım bu ne güzellik. Füheylan. Arkadaşım. Ben ata mı vurulurum? Arkadaşım. Ata aşık olurum. Ya saçmalama, ata aşık olunur mu? Olunur, olunur. Olunmaz, ata binilir. Var, onun oyunu var ya. Ya ne yapacaksın sen oyunda? Hadi işine bak. Bakayım sen gerçekten vamak mısın ya? Ya senin bu ayağını acilen toparlamam lazım. Suzan, bu saç kadar taş düşsün var. Senin ayağını acilen halletmem. Ama iki dakika durman lazım, tamam mı? Haydi bakalım. Peruk giymek güzel bir şey değil mi? Beni anlayın işte. Öyle dur, pantolon yırtılacak Arif. Çıkar. Arif! Arkadaşım çıkarsana şunu! Çıkardım işte! Neyi çıkardın? Çiviyi. Evet, at. Hemen çok sevinirsin. Çok sevin. İki adım buradan, at, arkadaki ayağa gitsin. 10 lira daha isteyin. İki adım at, bağırarak zıpla havaya. Çok sevin. Çok sevin. Tepinin orada. Tepin. Zıplayarak tepinin. Oğlum. Ne oldu? At kendi kıçını tepti. Dünyada bir ilk. İyi misin? Evet. Zıplayarak çok seviniyorsunuz. Cihan arka ayağına giriyor bu sefer çivi. Acıyla Cihan bağır. Yok. Cihan yırtmış. Goy goy yapıyor. O kim? Ya. Cihan değil mi o? Değil. Cihan Nüma. Her kimse arkadaki senin ayağına giriyor. Acıyla bağırıyorsun. Evet. 3-2-1 buyurun. Oğlum birbirimizin bacağını kırmayın lan. Zıplayın. Kestik. Atın ulan... önü arkasından daha agresif. Bence bu apprenti. Arkadaşım. Canım. At. Atlar. Murat'tır. Atın arkası. Duyuyor musun? Evet. Konuşsana. Oğlum evet. Öyle yapma, öyle yapma. Kapat o kamerayı, kapat o ne kamerayı. Ne oldu? Ne olacak? Kapat o kamerayı. Arkadaşım. Seyirciyi gaza ondan getirme. Ondan sonra Rütü'ye anlat dur. Vallahi mikrofon diye. Ben uğraşamam. Ben artık ceza ödemekten bıktım. Ben söyleyeceğim. Pardon. Arkadaşım pislik yapma. Evet, atın arkası. Duyuyor musun beni? Evet. Mumcu versene atın arkasına mikrofonu. Kimsin? Mert. Mert. Allah'ın gerizekalısı. Mert zıplarken senin ayağına çivi girecek, acıyla bağıracaksın, tamam mı? Tamam. Evet, 3-2-1. Arif, aa çivim çıktı diye zıplamaya başla. Evet, 3-2-1 buyurun. Aa çivim çıktı. Aa. Mert sana girdi. Arkadaşım, çocukla konuşur musun? Zıplarken çivi ona girecek. Evet, tamam. Yaptı öyle. Girmedi ama. Girdi, girdi. Basamıyor bak. Topuğuna geldi. Basamıyor şu an. Hareketle değil, bağıracak. Bana girdi diye. Yönetmenin bu sesini kaydettiniz mi? Tamam. Biz montajda hallederiz. Sen rahat ol. Sadece arkadaşım. Hareket. Arkadaşım. Evet. 3-2-1. Arif, bağır. Çivi çıktı. Aa, bana girdi. Arka ayağına girdi. Ne yapacağız? Atı vuracağım ben. Acı çekmesin. Hayır arkadaşım. Nagihan koş yapış arkadan arkadaşıma. Söyle Nagihan. Bana da kadın battı. Arkadaşım. Nagihan söylesene. Neyi söyleyeyim? Benim gitmem lazım. 5 dakika kaldı de. Benim gitmem lazım. 5 dakikam kaldı. Atla. Arkadaşım saçmalama. Söyle de ki tam önünü çıkarmıştım arkaya girdi. Söyle. At yerinde durmadığı için ön ayağındaki çivi bu sefer de arka ayağına battı. Atla uğraşıp duruyorum sabahtan beri. Yoksa biz çoktan oraya varmıştık. Çiviyi niye yere attın? Havaya atsam gene yere düşecek. Yer çekimi. Arkadaşım halletsene. Panik olun. Evet müzisyen ver panik müziğini. 3-2-1. Atın arka ayağına çıkarmayın. Ya olacak arka şey değil. Arka ayağını devamlı sallıyorsun at. Salla çok sert salla. Sert salla. Ne oluyor? Beni şu an... çividen daha çok korkutan şeyler var. Ne? Çıktı, çıktı. Evet, çıktı, çıktı. Atın arka ayağından çiviyi aldın, koydun cebine ve tam... Yavrum, senin bağırsakların düğümlenmiş Efe ya. Ben de at niye yerinde durmuyor? Tabii huysuz hayvan ya. O atın... Zeytin, zeytinyağı, pamukla zeytinyağı. O atın bağırsağı değil. Efendim? Atın nesi o, görmüyor musun?
Görüyorum da bir anlam veremiyorum yani. Atın arkasından uzanan şey nedir? Kuyruk. İşte. Büyük bir sanatçılık örneği. Sana ne? Allah onu öyle yaratmış, kuyruğu öyle çıkmış. Sana evet, ne? Evet, hiç sorgulamıyorum böyle şeyleri hocam. Evet, şey Nagihan koş yetiştir beni. Evet Nagihan paniksin. Paniklet onu da. Koş yetiştir beni. Seni gördüğüm güne lanet olsun be. Ne yapacağım? Bilemeyiz ki bunu sırtına. Binebilirsiniz. De ki ben bineceğim, sen de bana bir üstüme otur. Ya çocuk 34 kilo nasıl binelim? Kim? Ben. O. O Mert. Atın arkası. E ne yapacağız? Omzuna mı bineceğiz atın? Bir siz şekilde Çorlu'da nasıl tarla sürüyorsunuz? Arkadaşım bir şekilde bineceksin. Hacı binemeyiz. Adam bel fıtığı olur. Hayır, ikna edeceksin atı. Bel fıtığı olacaksın, tamam mı? Anladın mı bunu? Hayır, ata binmeye ikna et. Çocuk derse ki, evet bana binebilirsin. Çünkü at kimi taşıyıp kimi taşımayacağını bilir. Evet, şey Arif bize doğru dön. Konuş. Buyur abi. Konuş. Merhaba. Ne konuşuyor abi? At bile senden çabuk öğrendi konuşmayı ya. Abine atı götüreceğim ben. Arkadaşım saçmalama. Evet söyle de ki şimdi Arif'le konuş. Şimdi bineceğim. Kızı da omzuma alacağım falan. Evet söyle. O zaman en azından kıza yardımcı ol. Ben sizin yanınıza koşarak geleceğim. Bana bak bana ona bak. Ona bakarsan işi uzatıyor. Evet arkadaşım at kızı şeye Mert'e. Mert emin misin oğlum? Ha? Taşıyabileceğim oğlum. Vallahi mı? Gel. Mert bir hareket yap bir şey yap. Konuşma bineceksin kadın. Ne oldu? İyi misin? Oo, pardon. Ne oldu? Bu sefer yanlış denk geldi. Arkadaşım. Evet. Bana bir bardak su verseniz. Ne görmüş olabilirsin en fazla? Çocuk orada perişan tabii yani. Buna mı fenalaştın? Evet. Evet, şimdi... Mert iyi misin? Motive et çocuğu o zaman. Efendim? Motive et çocuğu. Bu da geçer Mert. Ne diyeyim, nasıl motive edeyim? Evet. Yavaş ya, haydi bakalım. Ay düşeceğim. Yavaş. Düşmezsin, düşmezsin. Evet, dur. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Arif? Oğlum, Arif nereye gidiyorsun? Şişt, tamam, gelmiş olalım Mert. Gerçekten S5 böyle yandan çıktı çocuğu. Tamam, durdur atı. Durdur atı. Bir dakika dur. Dur. Siz giderken yolda başınıza ne gelir? Hemen sahneye iki kişi al. İki erkek al sahneye. Çabuk. Bu arada Mert böyle kalsın. Kuyruk sokumu dizine insin, değil mi? Bir şey olmaz. Ya nasıl olmaz? Genç, ufacık çocuk o ya. Hoş geldiniz abi. Evet arkadaşım. Siz giderken çocuklar, şimdi geliyorsunuz, tamam mı? Para mara varsa soyacaksınız bunları, tamam mı? 3, 2, 1, gel. Vardır ya. Adamın tipe baksana abi şimdi. Para bunlar da yani. Konuş lan çocuk. Selamın olsun. Paraları söküyor. Ben arkadaşım abi gel. Paraları söküyor. Bende para yok. Bütün para atta. Arkadaşım. Atın orta cebinde. Bak oraya. Bir şekilde işe yaraması lazım. Kelebek çıkar. Saçmalama lütfen. Evet arkadaşlar şey diyorsunuz. Kardeşim, abi ne geziyorsunuz ya, buralarda? Yapayalnız, evet. Ya sizin mahalle burası. Çocuk öldü geçin. Orada, öldü çocuk. Ulan sana ne? Baba yüreği ben tamam olmuşum. Ulan Mert çık sen gir oraya, atın arkası sensin. Ben mi? Evet. Sana, gel buraya, sana ne? Ha. Evet, 3, 2, 1, evet. Birbirinize itiyorsunuz arkadaşımı, tamam mı? Evet, elden ele oynuyorsunuz. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Şimdi beyler, ben de mahallede şimdi olmuyor böyle şey. İnanmayacaksınız, bende para yok. Bir saniye arkanın önüne geçeceğim. Bizim mahalle şimdi, buralarda böyle çok şeyler... Çok güzel, biz yani... burada ev bakıyoruz. Tamam, arkadaşlar geçin o zaman. Öyle bir şey yap ki çocuklar, yılan yap çocuklara. Evet, 3, 2, 1, buyurun, yap. Adaylısın. Korkut çocukları. Ne yapıyorsun? Yılan ince bir... Kör yılan. Çocuğa öyle hareket yap ki çocuklar senden korkup kaçsınlar. Evet. Ben de para yok, inanmayacaksınız ama gerçekten pazar... Hanımefendi de para, ben de yok. Ben de ne yaptım tanımadım, kaçırdın mı ben? Ben de anlamadım ki ne yaptım şu an. Çok iyiydi gerizekalı, biraz daha devam etseydin mükemmel olacaktı. Biraz daha devam etseydin hakikaten mükemmel olacaktı. Kayıp düşecektik sonra. Arkadaşım saçmalama. Evet, çocuklara seni itip kakarlarsa orada yılan yaparsın, evet. İtip kakıyorsunuz çocuklar. Ya bana bak sıtı. Yaklaş sen, yaklaş. Ha? Tekrar yap. Ya ne tekrar yap? Amma hoş. Sen bunu evde seyretmek için mi topluyorsun? Arkadaşım. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha çekiyorum. Akşam böyle seyredeceğim.
Evet arkadaşım. Şimdi çocuklara yılan yaptın. Yılan yaptın, çocuklara uzak... Şimdi tavşan gidip... yapacağım. Ya vallahi bak çocuklar... Söyle, bir şey çıkaracağım şimdi, göstereceğim gündüzüne. Şey mi böyle... kasatura falan mı? Ha, yok ama varmış gibi. Çocukları öyle korkutacaksın. Şimdi benim üstüme gelmeyecektiniz. Pıçırırım. Sakın çocuklar oraya baktırma çünkü yok. Ne? Çocukları eline baktırma çünkü... Çok hızlı hareket ettim, bir şey çünkü mi? Çünkü bıçak yok. Varmış gibi bir o eline bu eline atıyorsun. Çok hızlı yaptım, bıçak atmışım, elimden atmışım. Ne yapıyorsun? Çağırıyorum. Ne bıçağı lan zaten, bıçak hiç yoktu. Böyle yaparken gitti elimden. Zaten yoktu ki. Yok muydu? Evet. Olsun onları... ben arıyormuş gibi kaçıyorum götü götü. Arkadaşım gel buraya. Gel şuraya, çocukların yanına gel. Evet, bıçak. Bıçak bak, yapıyorsun. Bak farkındaysa bir 10 santim indi çocuk aşağı. Sen karışma. Ya nasıl karışma çocuk? Vallahi şey, abi. Turunculu arkadaş de ki bıçak bıçak yok ya. Lan bunda de. Evet. Bıçak bıçak yok bunda ya. Evet, varmış gibi yapıyorum. O bize varmış gibi sökmez. Kestik. Geri zekalı mısın? Niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun öyle şeyi? Hayır sen. Ben mi? Beste olan. Niye söylüyorsun? He. De ki vardı ama bilin bakalım nereye sakladım. Vardı ama bilin bakalım nereye sakladım. İstiyorsan arayalım itinayla. Yanlış yerlere gidiyor ama. Arayalım diyecekler, bulamayacağız, gene rezil olacağım. Arkadaşım. Sen tekrar çıkarıyor gibi yapacaksın. Tam o sırada Ümit abi gelecek, seni kurtaracak. Evet, 3, 2, 1, yap. Allah! Tık. Çıkardım, nerede gelmedi kimse. Gene gitti bıçağı. Öyle hızlı hareket et ki bıçak olduğunu görmesinler. Yılan gözler! Ne oldu? Kendimi kestim. Ulan bıçak zaten yok. Afyon ne ara düştü? Donum nerede? Arkadaşım. Sahnede dağılıyorum şu an. Bıçak zaten yoktu. Yoktu. Ben oynuyormuş gibi yapıyorum onu. Evet. Sen oynuyormuş gibi yap. Bacak arasından çevir, arkadan at. Ona sokuyormuş gibi yap. İşte öyle yaparken atar damarı kestin zaten şu an. Bir dakikan falan bıçak kaldı. Bıçak yok. Bıçak benim... yok. Sen Ümit abi gelene kadar onları oyala. Ümit abi şu an otobandaysa ne yapacağız? Mert ne yapacak? Ümit abi gelsin prodüksiyon. Evet arkadaşım göster. Ya... Mert bu sorunu çözeceğiz. Yap hareketleri. Hareketi yap. Bırak lütfen. Lütfen diyorum. Aha. Bir daha Ümit abi. Bir daha. Saldırıyorlar mı? Ümit abi bir daha bağır. Ne oluyor lan burada diye ikisini alıp kafa kafaya tokuşturuyorsun. Hey! Ne oluyor lan burada? Ben değilim. O ikisi abi. Bunları böyle bir hafifçe yumuşakça çarpıyorum. Arkadaşım Ümit abi şimdi gelince sen artistliğe başla. Şimdi bunlar geldiler, dediler ki yok efendim bizim mahalle falan dediler. Ben de çocuklara dedim zarar vermeyeyim diye. O sırada siz geldiniz yani. Gençler işte, yanlış biliyorlar bazı şeyleri. Abi, ikileyin çocuklar, ikileyin. Oo, Ümit abi çocuklar. Sen miydin? Yapışın eline. Hadi çocuklar uzatmayın, abi, bir cenazemiz abi, var. Mert'i abi, gömeceğiz. Abi yanlış olmasın. Abi yanlış olmasın. Lütfen. Bu mahalle bizim. Bu mahalle bizim, hepimizin. %30 senin. Namusu sizden sorulur. Neyin evet, çocuklar şey? Alkışlarla gönder. Eyvallah kardeşim. Ümit abi, Ümit abi. Evet. Şimdi kız kardeşini alıyorsun, hiçbir şey değişmemiş. Kız kardeşin aynı. Abi ve daha fakat... da kötü olmuş, ata binmiş. Evet. İn kız kardeşi, in. Aa abiciğim, Nagihan, de git sarıl abine. Gel bakayım. Kızım neler öğrendin, söyle bakayım. Abi, söyle abine açıl. Ne yapıyorsun arkadaşım? Nasıl bir işe yaradın mı? Bir şeyler öğrenebildin mi? Arkadaşım ne yapıyorsun? Sağrısı ağrımıştır. Sağrı buralar. Bir alttan bak bakalım nasıl? Yok çocuk perişan, nefes alamıyor ya. Arif, arkanı bu tarafa dön. Ne yapıyorsun? Ha, yüzünü bu tarafa dön. Evet. Beni öyle kalacak diye korkuyorum. Arif, Shogun atı oldu ya. Sana ne? Evet, Nagihan söyle abine. Abi, abi senden bir ricam var. Ben o beni evlendireceğin çocuğu sevmiyorum. Ben bu çocuğa aşık oldum de bunu iste. Arkadaşım sen kesinlikle istemiyorsun. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Abi, abi senden bir ricam var. Söyle bakalım. Senin beni evlendireceğin çocukla ben evlenmek istemiyorum. Ben ona aşık oldum. Hoppala. Sen bir de 11'i gör. Arkadaşım hiç üstüne alınmıyorsun. Hiç oralı değilim ben. Evet, Ümit abi söyle. Kim? Göster bana o çocuğu. Kim? Göster bakayım. Kime aşık oldun sen? Ona. Ha, öğretmene. Evet. Ben Mi'ye dikkat et dedim ama hiç oralı olmadı o. Öğretmen de aşık olacak
Güzellik var yani. Hadi size de uyum olmaz. Değil yani. Hadi kaçtım ben. Arkadaşım, sen bir şekilde yırtmaya çalış. Ümit abiye başka bir şeyler söyle. Bir şimdi lütfen. Efendim, hanımefendinin kibarlığı beni gerçekten çok müstesna bir mertebeye eriştirdi. Fakat ben kendisiyle bir ilişkide iştigal edebilecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Ben kendisini öğretmeni olarak görevlendirildim. Ümit abi çok büyük bir narahat. Hayt! Bir yanlış var bu işte. Yani ben sana emanet ettim bir şeyler öğret diye. İşte ben de ona maalesef bilmeden sevgiyi öğretmişim. Kızım sen aşık olmayı öğrenmişsin. Evet. Ama şu sesi düzeltemedik yani. Onu belki önümüzdeki sene teknoloji biraz ilerlesin. Piyanonun başını alacağız birazdan. Sesi eğitimini yapacağız. Bence piyanonun içini alalım. Kapakla vura vura belki akor. Ümit abi söyle. Benim kız... Ümit abi yürüyün. Tekrar boynundan tutun, yere yatırın. Benim kız kardeşim bir adamı istediyse o adam kız kardeşimi alırım. Evet. Buyurun Ümit abi. Benim kız kardeşim bir adam istediyse onu kız kardeşime alırım. Ben de son derece hak verdim şu an. Ümit abi söyle. Tamam mı? Tamam mı? Ümit abi tamam. Tamam mı? Sonuna kadar tamam. Söyle arkadaşım ama Ümit abi ben aşık değilim. Söyle. Ama ben aşık değilim. Ağlayarak söyle. Aşık değilim. Nikahta keramet vardır. Aşık olursun. Kalk bak. Ümit abi söyle. Zamanla seversin. Zamanla seversin. Ama bıyığın öbür tarafında uzat. Aha benim tek değil mi? Güzel. Siz bir de bunun saçı görün. Evet arkadaşım de ki sevemiyorum, sevemiyorum de Ümit abi. Sen piyanoya geç de ki ben size bir şarkı çalacağım. Şarkı bitene kadar aşık olacaksınız birbirinize. Sevemiyorum. Sevemiyorum. Peki. Ben piyanoya geçeyim. Size bir şarkı çalacağım. Şarkı bitene kadar birbirinize aşık olacaksınız. Şarkının klibini yapacaksın kızla. Her haltı ben yiyorum ya. Her haltı ben. Atı da klibin içine kat. Seyret şimdi. Midnight Show. Piyanist fesli mi olsun, fessiz mi? Fessiz olsun abi. Fesi çıkaralım, evet. Ben alayım abi. Orada da sizi şey yapmasın. Orada. Saçlar yapıştı. Siz benim donu görün abi. Cımbızın var mı? Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken el ele yürürdük. Evinizin yolunda şarkılar fısıldardın. Gülümseyerek bana bitmesin derdik bu. Yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü. İkimiz beraberken bitmesin derdik bu yol. Yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü. Seninle beraberken sonra bir gün sana koşarken yalnız değildin o yolda. Sana uzaktan bakarken şarkılar söylüyordun. Yine sen gülümseyerek göz göze geldik. Sarıldın gittin ona. Mutluluklar benden sana. Beraber olmasak da her yağmurlu akşamda
yürürüm aynı yolda. Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da. Artık yalnız yürürüm evinizin yolunda. Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da. Sallanarak yürürüm artık kendi yolumda. Arkadaşım, Ümit Besen'i alkışlarla gönder. Huzurlarınızda Ümit Besen. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nagihan'ı da gönder alkışlarla. Çok teşekkürler tatlım. Ağzına sağlık. Allah'a emanet. Ata bin, git. Biraz sonra geri gel. Eyvallah. Orada bir de, içeride bir de. Müzisyen arkadaşım gelsin. Gönlümün serserisi gelsin. Ayağını düzelt. Siyah gelsin. Aslında yani saçın var gibi siyah. Ne yapıyorsun? Duymuyorum tam bunlarla. Niye? Tavşan nasıl duyuyor? Kim? Tavşan. Tavşanın da kulakları böyle ama duyuyor. Ama o hep yukarıda tutuyor işte. İndirmiyor. İnik köpekler var mesela. Onlar duyuyor. Evet hocam çok haklısın. Soru soruyorum. Diyorum evet. Ki inik köpekler var kulağı kapalı. İnik niye köpek. Duymuyorum şeyi yapıyorsun bana? Evet. Duyuyor musun beni? Evet. Ne dedim en son? Duyuyor musun beni? Son dedim en son. Ne dedim en son? Tamam. Şey saçın diyorum siyah aslında saç var gibi ama kel gibi de. Siyah ama dümdüz. Evet hocam. Neye evet? Neye evet dedin? Hazırım. Tabii bu üniformayı giyince kendini bir şey zannetmeye başladın değil mi? Evet hocam. Duyuyor musun beni? Evet hocam. Niye sadece evet hocam diyorsun? Hayır hocam. Barış şuna bakmaz mısın lütfen? Bana bak. Arkadaşım sen Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot olarak orduya katılmışsın ama hiç pilotlayamamışsın. Ne yapmışsın? Pilotlayamamışsın. Yani anladım. Uçamamışsının şeysi, pilotçası. Anladım. Pilotlayamamışsın demek ki sen nesin? İşte orduya katılmamış, tam katılamamış. Uçmamış pilotsun. Uçmamış pilot. Uçmamış pilot neye benzer? TGS. O ne? Turkish Ground Services. Hayır. Böyle havalı havalı giyiniyorum ama yerdeyim. Müşteri uçmamış hepsini... pilot yenmemiş sütlaç gibidir. İlla yemeğe bağlayacak, ne zaman bağlayacak diye... Evet, hiç uçmamışsın ve evet. Çok acıklı bir hikayen var. İnanılmaz. Bugün ben... dramatik bir şey yapıyoruz. Müzisyen, ver alttan. Hisset dramatiği. Nasıl hissediyorsun? Ay. İçim... Göster bize. Ya işte ol böyle duruyorum ya. Artık şok kalmışım böyle yani. O kadar dramatik. Evet, sen o yıllarda pilotluğa gittiğinde bir kız sevmişsin. Şaşı yap gözleri. Neden? Kız çok uzaklarda. Uzaklara bakmaktan şaşı olmuşsun. İndir şaşı ol. Niye indireyim ya? Dürbünle görüyorum. İndirince görmüyorum. Dürbünü indirince şaşı kalıyorsun. Evet. Oğlum dürbünü bozuk haberi yok. Arkadaşım ben ne diyorsam onu yap. Evet. Uzaklara bakmaktan şaşı olmuşsun. Kızın adını sayıklarsın. Sayıkla. İçimden sayıklıyorum. Arkadaşım. O dönemlerde öyle Ali'nin kızının ismi söylemek ayıp. Söyle. Hala.
Ne? De ki kim bilir ne oldu? Geçti. 30 yıl geçmiş. 30. Ve ben 30 yıl uzağa mı bakıyorum dürbünle? Evet. Uçmadığın için ne yapacaksın? Uzağa bakacaksın. 30 evet. yıl sonra gelmişsin, kahvede herkes seninle dalga geçiyor. Cihan, Mert, birer tane sandalye alın gelin hemen. Öyle mi geliyorum kahveye? Evet. Bence postumla dalga geçiyorlar, ben ne diyeyim? Hayır, böyle geziyorsun sen. Her an görev çıkabilir, tamam evet. mı? 30 yıl önce sen askere şeye gittiğinde, pilotluğa gittiğinde kız başka biriyle evlenmiş. Çünkü senin öldüğünü düşünmüş 30 yıl gelmeyince. Sen gerizekalı bir otobüs parası bulup da gelememişsin. Usta, böyle rahat ediyor. Bana bunu söyle, eve gidiyor çok rahatlıyor böyle. O sıra uyuyor. Terbiyesizlik yapma. Evet, orası kahve. 30 yıldır bu üniformayı hiç çıkarmadın üstüne. Evet. Uçacağın güne kadar bekliyorsun. Ne oldu? Leş. Kim? Kokuyorum ben 30 yıldır bundan. Niye? Yıkanmıyor musun sen? Üniformayı çıkarmadın demedi mi şimdi? Yırtılacak şimdi. Her yer zaten problem üniforma. Evet arkadaşım. Çok havalısın. Havalı havalı kahvenin önünden geçerken çocuklar... Ya nasıl havalı olabilirim? 30 yıldır görev vermemişler. Havalı olamam ki ben. Olursun. Yalan atıyorsun. Meğer sen vermişler gibi takılıyorsun. Evet, çok havalısın. Gel kahvede sık. Evet, 3-2-1 buyurun. Nasıl gidiyor? Abi yine 30 yıl oldu. Hala aynı kıyafet. Sen niye içine konuşuyorsun ya? Ya karışma çocuğa. Cihan, bağıra bağıra konuş. Mikrofonu ağzını dayayarak konuş. Gel. Aptal geldi, evet. Selamünaleyküm. Lan kapıyı! Anan... Yani ben de insanın bir yere kadar dayanamıyorum. Arkadaşım! Kapıyı açıyorsun. Evet. Sen niye açıyorsun? Kapıyı açıyorum işte. Niye zıplıyorsun o zaman? Eşik var. Kim var? Köy kahvesi değil mi bu? Evet. Eşik var. Söylesene seyirciye eşik var zıplıyorum diye. Eşek de var ama her tepsini seyirciye söylemek zorunda değilim ben. Seyirci anlıyor bir yerden sonra. Evet, gel. Selamünaleyküm. 30 yıldır aynı kıyafet var hala ya. Sorma, çıkartamadı gitti. Ne aynı kıyafeti ya? Allah Allah. Ne siz ya? Burada böyle gemiş getirirken ben bizler için ne tarz şeyler yaptım biliyor musunuz? Sorsana ne tarz şeyler yaptım. Sen niye sormuyorsun da ona sor diyorsun? İt ite it kuyruğuna. Ne güzel bir hayat ya. Kendi soracak cesareti bulamıyor. Benim yaptığım... Arkanı dön ve bağır onlara. Kendi yaptığı cesareti bul... Arkadaşım konuşurken demek benimle ilgili böyle şeyler konuşuyorsunuz. Vay anasını ya. Demek benimle ilgili böyle şeyler düşünüyorsunuz ha. Yazıklar olsun size. Dön arkanı bir anda bağırmaya başlarsın konuşurken. Pah! Nasıl bağırayım? Ya adamlarla yüz yüze konuşuyorum. Arkamı niye? Siz burada oturup geviş getirirken ben orada neler yapıyorum? Hayatımı tehlikeye atıyorum sizler gece rahat uyuyun diye. Yazıklar olsun siz gibi dostlara. Kestik. Süper gidiyorsun. Harikasın. Fakat bunu o sandalyelerin üstüne çıkıp onların etrafında yapacaksın. Tamam mı? Evet, müzisyen. Ver müziği, duygusalı. Ne oldu ya? Niye toparlanıyorsunuz? Ben tamam, gözümü kestirdim. Sen rahat ol. Müzik yüksel. Hüzün. Siz burada rahat rahat kahvenizde oturun. Rahat rahat tutayım mı? Pişpirik oynayın diye ben kendimi gökyüzünde tehlikelere attım. Dön arkanı. Uyan. Ne? Dön arkanı. Nasıl döneyim lan? Arkanı dönüp bağıracaksın. Hocam hanginize denk gelir bilmiyorum. Sıçrayıp yerleşeceğim. Kusura bakma. Hüzünlüsün. Evet, son cümleni söyle. Sonra dön arkanı. Döndüm. Söyledim. Tamam, şimdi arkan dönükken... Son cümleyi dönükken, orada okurlar. Arkan dönükken onlarla konuş ve uzaklara bakarak seyirciye... Evet, bu işte. Harikasın, alacağız ödülü. Hocam şaka yapmayın. Ama siz benim sizler için yaptığım fedakarlığı bir şaka zannedip benim göz göre göre kaybettiğim sevgilimi... Konuş Cihan. Konuş ya. Hayır sen sus. Tam o arada Cihan konuşsun. Cihan sen konuş. Abi anlayamadım ben tam ya. Bu sefer zıplayıp konuyorum. Arkadaşım saçmalama. Anlayamamış çocuk. Bu sefer daha hırçın ve hüzünlüsün. Siz burada rahat edin, güzel güzel yaşayın diye ben gökyüzüne çıktım ve bu sırada hayatımdaki en büyük aşkı kaybettim. Bir gün ağzıma rüzgar girdi, onu anlat. Küçük buz torbalarından vardı. Bir gün ağzıma rüzgar girdi. Çıkışını anlatmak bile istemiyorum. Uçağı hemen verdik, sattık tabii.
kanadın altındayım. Bugün Kanadalı ne? Kanadın altındayım. Kanadın altındayım. Dedim niye buradayım lan? Arkadaşım. Ben de anlamadım. Oraya da hüzünlü bir şey buldum oğlum. Bir gün kanadın altındayım. Dedim ki oğlum Muhittin, senin yerin burası değil. İşte o kadının senin kanadının altında olması lazım dedim. Bravo. Şimdi sadece Cihan'ın olduğu sandalyeye geç ve bir gün kuyruktayım. Bir gün kuyruktayım. Arkamdaki arkadaş düşünceli tabii. Arkadaşım. Atla. Yine durdum dedim ki kendime. Oğlum her yerinize bastım, çok özür diliyorum. Yine durdum dedim ki kendime. Değer mi bu yaptıkların dedim. Değer. Bu arkadaşların bunu hak ediyor mu dedim kendime. Mert söyle, kuyruktaydın abi. Heyecanlısın Mert. Kuyruk neydi abi? Sen de demin vardı ya böyle dolanmış. O işte kuyruk o. Neyse kaçtım. Arkadaşlarla plaja gideceğiz. Arkadaş, şuraya ya. Çok güzel gidiyordun ya. Şey, prodüksiyondan hemen birisi gelsin. Koşarak birisi gelsin. Çabuk. Arkadaşım sen tirat atıyorsun orada. Tirat atarken şey, dizlerin üstüne çök Arif. Çocuk olarak gel. Gel Arif. Çocuk gibi konuşuyorsun. Muhittin amcam. Ne yapıyorsun? Tirat atıyorum. Saçmalama. Demin yaptığın şeydi tirat. Ağzınla atılır tirat. Evet. Tam tirat atarken elin havada, bacağın arkada, göğsün öne doğru. Evet, tam o sırada Arif gir içeriye. Muhittin amca sana görev var de. Muhittin amca sana görev dur, var. Dur. Köpek oğlum değil sen lan. Niye sürekli dört ayak üstündesin ya? Bu çocuğun kaderi nedir ya? Ben ona çocuk ol dedim, dört ayak ol demedim ki. Evet, emeklemek, bu işte. İyice bebek aldı o. Arif yanına gel, paçasından çekerek söyle, çabuk. Arif, geçen haftaki gibi yap. Bu paçadan çek ki beyin üstü düşeyim, olur mu? Muhittin amca görev çıktı sana. Evet arkadaşım. Müzisyen, yüksel. Evet, bu çok iyi oldu. Bak tam göreve giderken ayağın kırıldı. Süper hareket, evet. Sol ayağın dizden aşağısı kırıldı. Tam görev çıkmış, ne yapacaksın? 3-2-1, devam. İnanamıyorum. Bana görev mi çıktı? Görev çıktı Muhittin amca, görev çıktı. Senin sesine ne oldu? Bana görev çıktı. 30 yıl sonra görev çıktı ve bacağım kırıldı. Kalk ayağa. Kalk gösterdim ayağa. Size işte. Gördünüz mü? O pantolon yırtıldı. Gördünüz mü? Sana görev çıkmaz diyordunuz ama çıktı. Şimdi onurlu bir şekilde vazifeye gitmiş neymiş. Göreceksiniz. Prodüksiyon uçağı getirin. Arkadaşım giderken durursun kahvenin kapısında, eşikte durursun. Arkanı dönersin ve son lafını söylersin. Çok acıyor. Hayır lan o değil. Başka bir şey. Gururlu, mağrur, hüzünlü. Evet. Bir gün bana... O ne lan? Abo! Nihayet prodüksiyona para yatırmışsınız. Vallahi tebrik ediyorum. Yalnız perdeyi yırtarsan gerçek kadife... Ver odunu. Kapının koluna ağır çekim. Bir gün sizin için yaptıklarımı torunlarınıza anlatacaksınız. Ve çok utanacaksınız. Çünkü çok utanılacak şeyler yapıyorum. Kaçacağım. Evet çocuklar, terk edin sahneyi. Arkadaşım ayağın kırık ve görev emrini aldın, geldin. Ne yapacaksın? Görev ne? Görev ne? Bilmiyorum, uçağı mı yıkacağım? Hayır, görev şu. Bir yerde, bir çiftlikte yanardağ patlamış. Lavlar çiftliğe doğru gidiyor. Çiftlikte bir kızla bir karı koca var, onları kurtaracaksın. Uçakla yanardağa gidiyorum. Evet, Ankara civarlarındasınız. Nerede? Ankara. Ankara Yanardağ. Niye şaşırıyorsun lan? Ben şaşırmıyorum. Sen şaşırmışsın zaten. İkimizin adına şaşırmışsın. Ben ne şaşırayım? Karışma benim oyunuma. Tamam.
Ankara'yı biraz geçince olsun. Ne fark eder? Evet, Kızılcahamam. Evet. Kızılcahamam'da yanardağ patlamış ve orada çiftlikte bir dağın haberi olmamış. Onları kurtaracaksın. Ve hayatında ilk kez bu uçakla karşılaşıyorsun. Gel. Ha, pilotum ama ilk defa uçakla karşılaşıyorum. Evet. Uçağa bayağı binmeden önce yalnız bir iki şey yapman lazım. Ne? Bir yani tuvalete gitmem lazım 2 dakika. Hayır. Öyle değil. Mesela basınca dayanıklı mısın sen? Evet. O basınca değil. Havaya dayanıklı mısın? İşte daha önce çok yuttum hava. Hava basıncına. Bilmiyorum, ne bileyim ben. Abi basınç, basınç testi yapalım. Barış gel, müzisyen gel. Ters çevirin bunu, aşağı doğru sallayın bakalım dayanıklı mı? Sen arkadan üfle, sen önden ölç. Gelsenize Barış. Evet, ters çevirin bunu. Ayaklarını tutun, aşağı doğru sallayın bakalım basınca oğlum, dayanıklı mı? Adam basamıyor ki yere. Olsun, çevir. Bunun da manitası var. Olsun. Neyi çevir ya? Seni çevirecekler, aşağı doğru sallayacaklar. Basınca dayanıklı mısın? Yapamam, adamın belinde fıtık var. Kimin? Belinde. Kimin belinde? Adamın belinde fıtık var. Elimle gösteriyorum. Zaten sallanacak olan sensin. O sallayıcı. Allah'tan, yoksa ben hayatta onu alt okka yapamam. Evet, çevirin arkadaşım, çok heyecanlısın. İnşallah basınç testini geçerim diyorsun. Ne yapıyorsun? Çevirmesin de ben kendim döndüm. Hayır öyle değil, seni ters çevirip sallayacaklar. Ve sen devamlı inşallah basınca dayanıklıyım diyorsun. Sallayın. Çevirin. Ha, komple baş aşağı mı? Evet. Arkadaşım, pilot olmak kolay mı? Böyle saçmalıklar olmuyordur ki pilotlarda. Çevir, çevir, salla. Oğlum pantolon yırtılırsa kepaze olacağız. Sallayın. Oğlum çok sallamayın. Niye? Bu şeritler biraz sıkıyordu hocam. Basınca dayanıklıyım da gerdirme halatına değil. Evet, biraz sallayın, çok az. Arkadaşım nasıl hissediyorsun? Çok hoşuma gitti kız. Çevirin. Demek ki basınca dayanıklı. Şimdi gözleri rüzgara dayanıklı mı? Ne oldu? Biraz kan ters tarafa gidince. Evet, gözlerin rüzgara dayanıklı mı? Evet. Olmaz. Daha hızlı bir rüzgar lazım. Barış, müzisyen. Dur, aklına bir bok geldi, dur. Çok eğleniyor. Üfleyin. Ha, bu muydu? Sen ne zannettin? Ben hiç. Evet, üfleyin. Üfleyin. Biriniz bir gözüne, biriniz bir gözüne. Sen sabit dur. Oğlum sen gözümü içime kaçar lan gözün. Sen sabit dur. Adamı... Üfledikçe hisset basıncı ve bana söyle hissettiklerini. Evet, üfle. Gözüm nerede ulan? Şakama üflüyor. Kim? Kulaktan üflüyor, gözü attırmaya çalışıyor bu. Buradan üfle, çift çıksın. Arkadaşım... Bana niye 30 yılda bir görev verdiklerini anladın mı? Arkadaşım... Ben. Zaten eğitimi 20 yıl sürüyor. Arkadaşım, uzaktan üfleyince tutturması zor oluyor. O zaman yakından üfleyip uzağa çekilsin. Hadi, yani gözünü öper gibi üflemeye başlayın, çekilin. Senin hınzır, ne evet. Romantizmler. 3, 2, 1, buyurun. Üfle! Lan ne yapıyorsun? Kestik! Üflerken bayılıyordu, gördün mü? Daha üfleyen ayakta duran, üflenen ne yapsın? Kestik. Çocukları bozma. Ben havada çözerim hocam. Hayır, gel buraya. Gel şuraya. Evet, üflüyorlar. Sen sabit bir noktaya bakıyorsun. Kim daha çok üflerse onu şey, bana söylüyorsun hissettiklerini, tamam mı? 3, 2, 1 şey yapıyorsun. Rakam veriyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Kestik. Barış çok yakın, sen çok uzaksın müzisyen. Arkadaşım sen elinle gözüne getittir onların üflemesini, tamam mı? 3, 2, 1 buyurun. Ben gittikçe ona mı gidiyor? Geri gitme. Ne hissediyorsun? Birbirlerine üflüyorlar herhalde o be. Benim bir şey anlamıyorum. Hoşlandınız mı birbirinizden? Bana bir şey gelmiyor ki, ona birbirine üfürük yapıyor. Sen niye aradan kaçıyorsun? Bana ne ya, ben basayım mı başı? Anca ısınır zaten. Güzel. Arkadaşım. Göz testi yapmadan uçamazsın. Ya göz testi öyle yapılmaz ki. Bunu görüyor musun? Nasıl görmem bitti. O zaman müzisyen, en küçük şeyini göster, organını. Getir albümünü. Pislik yapmayın. Müzisyen, kendi... çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet, göster. Yine de moralini bozma.
Arkamız dönelim mi? Arkadaşım! Gördün mü? Neyi gördün? Benim de içim bir burkuldu. Arkadaşım! Ama güzellik içinde. Göz testi yapıyoruz. Seyirci güldürmeyin. İşte bu şey, parmakların arasında kirpik gibi bir şey göster. Onu ben gördüm. Onu gördün mü? Gördüm. Yuh! Şimdi Barış sen göster daha büyük bir şey. Yeni nesil tabii bunlar. Büyük kirpik yani. Çanta. Çanta gördü. Tamam evet göz testini geçtin. Evet arkadaşım şimdi uçağa... Şimdi de pervane testi. Hayır. Evet yerinize geçin. Müzisyen çalmaya başla. Ver action'ı arkadaşım. Yıllar sonra, 40 yıl sonra ilk kez bir uçaktasın. 30 ya burada 10 yıl geçti değil mi? 30 yıl sonra ilk kez bir uçaktasın. Ve uçağa sanki aşıkmışın gibi, sevdiğin kadını görmüş gibi davran. Aa. Ayağın kırıktı lan senin. Evet devam. Gözümde üflük. Allah'ım 46 Valentino Rossi. Evet devam et. İnanamıyorum. Hayallerimdeki gün kendi uçağımla göreve gideceğim. İsim koy. He? İsim koy. Ne uçağa? Evet. Ateş topu. Süper tamam evet. Söyle ona. İsmini oğlum, söyle ona. Ateş topu. Ateş topu. Hayır öyle değil. Sen ateş topusun. Sen ateş topusun. Benim ömrüm boyunca beklediğim yol arkadaşımsın. Sen de çok güzel uçacağız. Oğlum evet. Bayağı gidiyor lan bu. Şimdi bin uçağa, at ikiye, üçe tak, gazla. Evet. Dur önce el frenini indireyim de. Evet arkadaşım, bin uçağa. Aa, bayağı ilk defa uçak yapmışlar oğlum. Bin uçağa. Evet, uçağı kaldır, uçur, evet. Üç, iki, bir, müzisyen, ver müziği. Ne yaptın ulan? Ne yaptın? Vantilatörden uçak yaparsanız böyle olur. Konuşma, çaktırma seyirciye. Evet, gel öne, çevir. Arkadaşım, önden çevirirken arka ayaklarınla şey yapacaksın. Ön ayaklarınla çevir, arka ayaklarınla. Evet, daha hızlı, kalkmıyor. Evet, şimdi, gazla. Evet, seyirci. Ne, seyirci ne? Seyirci, apronda uçak yap. Alayım bir tek tek. Hayır, apronda uçak yap. Apronda mı? Arkadaşım, giderken apronda ne olursun? Kardeşim, bu yolcu uçağı değil ki. Ne apronu? Ne uçağı? Bu saçma sapan bir uçak işte. Sana ne lan? Havaalanından kalkıyor. Evet, kalk tekrar çevir pervaneyi. Ne oldu? Galiba istemeden uçağa gaz verdim. Kule! Çevir şunu. Puh, Allah sizi. Lan şunu düzgün çevirsene. Ben şey itekleyerek gidiyordum. Olmaz. Öne gel. Çevir sonra koşarak uçağa bin. Çabuk Allah ol. Allah seni. Ya istemiyorum ben böyle görevi öne ya. Öne gel. Çevir sonra koşarak uçağa minibüste bin. Minibüste gideyim. Minibüste gideyim. Olmaz. Koş. Çabuk. Çevir. Koş bin. Gazla. Şimdi tümsek geldi. Hop hop yapmışlar. Ne tümseyi? Havalandım be. Hayır hop hop var. Önce hop hop'tan zıpla. Hop hop mu? Evet okul adamın var orada. Adamın trafiğe bakışına bak. Hop hop. Arkadaşım. Işıldak hop hop. Trafikte şey eden amca. Okulun önüne hop hop yapmazlar mı? Onu boş ver de havada motor durdu. Arkadaşım ben onu montajda çalıştırırım. Sen bir kere çevir. Sonra okulun önünden geçerken hop hop var. Oradan zıpla. 2 metre havaya zıpla. Koltuğa tekrar düş. Sonra tekrar devam et. Ne hop hopu ne okulu. Ben ana yolda mı uçakla kalkıyorum? Havaalanındasın. Havaalanı okulu. Havacılık okulu. Okulların önünde hop hop olmaz mı? Çevir. Gerizekalı bunun eğitimini almadın mı? Gazla, gazla, gazla. Hop hop. Kaldır uçağı. Basıncıya. Basıncıya. Yan çevir uçağı, yan çevir. He? Yan çevir, kontrolü kaybet.
Ne oldu? Nagihan'ın başına örttüğümüz şeyi bana getirebilir misiniz? Ne oldu? Ne oldu lan? Ben şuradaki kameradan yönetmene göstereyim. Anladım ben onu. Evet, devam et arkadaşım. Uçuruyorsun uçağı. Şimdi yana... Ve üşümeye başladım. Şimdi kahvenin önünden geçip onlara hava atacaksın. Kahveye doğru gel. Kahve. Evet, kahvenin tam oraya gelirken onlara oradan hareket yapacaksın. Tam camın önüne gel. Ne yapıyorsun sen? Tam o sırada minareye çarpıyorsun. Kime? Minareye. Ya nasıl bir havaalanı Allah'ım yarabbim. Minare, okul, kahve. Ulan kahve... Bir tek pilot yok, bana kaldı iş. Kahveye el sallayıp kalkarken yanlışlıkla minareye çarpıyorsun. Evet, evet. 3, 2, 1. Devam et. Kahve. Kahveye çok büyük hareket yap. Tam önüne minare geldi. Ne yaptın? İmam tanıdık. Evet arkadaşım, gazla şimdi. Gazla şimdi. Evet, son hızla gidiyorsun. Giderken aşağıda gördüklerini söylüyorsun. Bak aşağıya, kendi kendine sevin. Komple arada... yırtılmış. Aşağıda gördüğün bu. Aşağıya bak, aşağıya. Bak aşağıya. Aşağı bakarken bir anda motordan ses gelmeye başlar. Ta 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 tu 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 ta 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 di 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 di. Bu anlattıkların hep gerçek şu an. Görmüyorsun ama. Ne gerçek lan? Bence sonuna kadar uçaktan hiç inmeyeyim. Depo dolu. Arkadaşım evet, devam ediyorsun ve o sırada lavları görürsün. Gör lavları, gör. Neleri? Lav, lav, lav. Lav, ha, ateş, na, na, ha, kömür, kör. Kor olmuş kömür yani, mangaldan önceki kömür. Ne yapıyorsun? Yok bir şey ya, aramızda. Evet arkadaşım, devam ediyorsun son hızla. Gidiyorsun, gördün lavları. Allah'ım, çiftliği de gördün. Prodüksiyon, hemen kızı gönderin. Bir de kıza koca al sahneye çabuk. Seyirciler arasından bir koca al kıza. Bir... Abi koy, üçlü. Abi ne ara gel. Hoş geldin abi. Abi çiftliktesiniz. Abi çiftliktesiniz. Abi. Çiftliktesiniz abi. Tamam. İsminiz ne? Volkan. Okan. Volkan. Volkan. Evet. Bak tam senlikliyim. Volkan Love zaten. Evet. 3, 2, 1. Volkan Love değil. Niye? Volkan Yanardağ. Love içinden çıkan. Aynı şey. İçinden çıkan volkandır. O zaman... Senin böbreğin sen değil misin? O zaman götünde sensin. Tamam. Çözdüm. Şimdi tamam. Pislik yapma. Uçağın altında götürürüm seni. Gerizekalı. Vallahi... Seyirci neyi alkışlıyorsun? Kapağı. Evet. Volkan, şimdi karın geliyor. Melis, gel. Volkan. Sen niye karını alkışlıyorsun? Nasıl bir aşksa artık? Evet, Melis, gelin Volkan'ı da al gel. Müzisyenin arkasında çiftliktesiniz. Melis. Gel, gel buradan gel. Gel buradan. Senin arkanda ne var? Benim mi? Ne var kızın arkasında? Şey böyle, perforje bir kurdele. Kıyafet. Kurdele. Ha tamam, okey. Dönem kurdele. Oraya değil, bu tarafa, ön tarafa gelin. Ön tarafa. Ön tarafa. Evet, çiftliktesiniz, evet. Ve uçağı görüyorsunuz. Uçak size geliyor, ha. Bağırmaya başlıyorsunuz. Volkan, garip garip hareketler yapıyorsun. Melis, evet. Kestik. Arkadaşım ne yapıyorsun? Donumu bağlıyorum desem yeridir. Yani yalan söyleyecek durumda değilim. Şu an perişan haldeyim. A'dan Z'ye deriz ya. Arkadaşım. Canım. Bir pilotun havadayken şeyi pantolonu yırtılsa ne yapar? İnişi düşünür vallahi. Sen pantolonu düşünme. Düşünme. Sadece inişi düşün. Tamam. Onu evet. Sen düşün bence. Çünkü ineceğim her gece. 3, 2, 1. Arkadaşım ne olur. Evet dön ve hareketlere devam. Buyurun. Uçak geliyor. Bir şey yap. Ne yapıyorsun manyak? Şimdi sevgi gösterisi yapıyor. Ben de halkı selamlıyorum. Hayır, onlar sana yapıyorlar fakat sen bir türlü görmüyorsun. Ha. Evet, bir daha. Sorti yapıyorsun fakat görmüyorsun onları. Ne yapıyorum? Tam sorti, üstlerinden geçiyorsun. Oo, evet. Sorti o tam değil ya. Tam size doğru geliyorlar. Melis, ha. Volkan, eğiliyorsunuz. Evet. Tam üstünüzden ha diye geçiyor. Geri zekalı görmüyor. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Görmedi. Şey yaptı. Alo. Alo diyor uçağa.
Gitmiş o zaman. Zaten bunu kurtarmamalıyım ben. Volkan çok sinirlen. Ya seni var ya aşağıda yakalayalım. Ay ay ne olur öyle deme. Yukarıda zor tabii. Arkadaşım ne yapıyorsun? Niye sallanıyorsun? Müzik dinliyorum ben, müziği. Ne müziği ulan? Sen insan kurtarmaya geldin. Evet, tekrar sortu yapıyorsun aşağı doğru. Evet. Ay. Ya siz eğilirseniz sizi nasıl görecek? Adam tam sortu yaparken yere yatıyorsunuz. Ama çarpar. Çarpsın. Tamam. Evet, adam tam gelirken şey yapıyorsunuz. Tamam. Hareket yapıyorsunuz, evet. 3, 2, 1, yap hareketi. Ay. Lan öbür taraftalar. Ne demin, oldu? Demin boş dur geçmişim. Ben buraya baksam göreceğim onları ya. Evet arkadaşım. Sen onları gene görmüyorsun. Bakar körsün. Görmüyorum. Evet, görmüyorsun. Nasıl Volkan... bakar kör? Demin göz testinden geçmedin mi? Nereden geçtin? Göz testinden. Geçtin. Niye görmüyorum? Havada bir şey oldu işte basınçtan sana. Evet, görmüyorsun Volkan. Şey Melis, Volkan'a de ki atlasana de uçağın kanadına atlayıp yapışıyorsun Volkan. Evet, tamam. 3, 2, 1 bu kanadına. Bu taraftaki kanadına. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Atla, atla. Kanadına atla. Ha, sen kimsin? Önüne bak lan. Kule! Da, hadi oradan arkadaşım, ya. Arkadaşım! İniyorum, iniyorum. Ben bizzat konuşurum. Bizzat konuşacağım. Bağır, kuleye. Yabancı cisim, yabancı cisim. Kule! Ha! Bu ne? Oluyor bu. Ben inmiyorum oraya. Arkadaşım, saçmalama. Sen şimdi Volkan'a ikna et, aşağı insin. Volkan yeri göster, tarif et. Karımla ben çiftlikte kaldık falan. Evet, 3, 2, 1. Biz çiftlikte mahsur kaldık karımla. Şöyle şuralara doğru in. Emrin olur. Mahsur kaldık diyor, kanatta geziyor. Arkadaşım tamam desene. Görevi tamam. Al, alnına çak. Tamam, sıkı tutun. Hemen alnına iniyorum. Alnına çaksana. Hayır, alnına çakacaksın. He? Ne? Alnına çakacaksın. Niye? Emir alınca alnına çakarsın ya. Ha canım, ha. Bilmiyor öyle şeyler. Evet, 3, 2, 1. Tamam, hemen iniyorum. Öyle değil. Öyle, öyle. 30 yıldır görev vermemişler, unutmuşum. Evet, iniyorsun aşağıya. İn, 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 in. Volkan bağırsana, karıma çarpacaksın. Çarpacağız Can, yavaş biraz. Karıma çarpacağız. Karıma çarpacağız, yavaş biraz, ne yapıyorsun? Yavaş çarparsak sağdan, daha sağdan. Çok acı çeker. Hızlı çarparsak hiç hissetmez. Sen seç. Bir anda çarpacağız. Tamam. Saçmalamayın. Tam aşağıya inip duracakken bir anda ne olur? Vazgeçelim. Hayır. Müzik açarım. Hayır. Motor durur. Ha. Motor durur. Ne oldu? Motor durdu. Motor durunca ne yaparsın? Ben inerim ben bundan. Hayır. Artık motor çünkü. Durunca sen el frenini çekersin. O sırada el freninden dolayı şey Volkan yuvarlanarak karısının önüne gelir. 3, 2, 1 buyurun. Sen yuvarlan, sen takıl orada. Ay çok uzun. Gel gel buraya gel. Karısının önüne gelir arkadaşım, sen de binbir güçlükle durdurursun. Müzisyen ver binbir güçlükle durdurma müziğini. Durdurursun. Son geldiği noktada kafan camdan çıkar. Evet, dur. Cam yok ya nasıl satayım? Tamam, varmış gibi. Ben koyarım camı. Evet. Ah. Ay. Yok bir şey yok. Siz takılın. Arkadaşım, şimdi sen kurtarmaya geldin ve iniyorsun aşağıya. Ne oluyor? Herkes donu görüyor. Hayır. Arkadaşım, iniyorsun aşağıya. Sen şaka yapıyorum zannediyorsun değil mi? Ya ne fark eder? Sanki görmedikleri bir şey mi? Fermuardan komple Anarya'ya kadar her yer gitti. Bir şey olmaz, ben montajda olurum. Ya nasıl? Evet arkadaşım, iniyorsun ve bu kız kim biliyor musun sen? Bilmiyorum, inşallah terzidir. Arkadaşım, şunu bırakır mısın? İniyorsun aşağıya, gururlu bir şekilde iniyorsun. Sen kendi kıçına gül. Ne yapıyorsun lan? Uçuş zorluydu, savunaya girdim. Arkadaşım ya, şu uçaktan tekrar iniyorsun. Çok gururlu bir şekilde iniyorsun uçaktan. Uçaktan çok gururlu bir şekilde iniyorsun. Ya inemem. İneceksin lan. Ya sen sıkıntılı mısın ya? Arkadaşım bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Slip mi? Türkiye'de bir tek bende var, yeni getirttim. Arkadaşım sen... Modeli çalınsın istemiyorum. Arkadaşım saçma. Evet,
İniyorsun gururlu ve mağrur bir şekilde. Burası çok yüksek irtifada bir bölge. Tamam. Don zincirli olduğu için pas yapar nemden diye inmek istemiyorum. Arkadaşım saçmalama. Melis gülme. Evet. Geliyorsun ve gururlu ve mağrursun, yürüyorsun. Tam göz göze geldiğiniz yerde bu kız kim biliyor musun? Bana mı diyorsun? Evet. Kim bu kız? Kim? Kim? Karısı işte çiftçinin. 30 yıl önce seni öldü deyip bununla evlenen kız. Yani. Senin sevdiğin kız. Daha çok çiftçinin işvereni gibi duruyor yani. Kıyafet falan. Arkadaşım saçmalama. Öyle değil mi? Hani evet. Konağın sahibi o da... 3, 2, 1 müzisyen. Ver odunu. Ayağım kırık. Daha neler var? Ayağım kırık. Söyle, lafını söyle. Kız sen ne yapıyorsun burada? Hayır! Gerizekalı duygusalın içine ettin. Ama 30 yıllık heyecan var. Saçmalama. Şimdi sen geliyorsun gururlu mağrur. Sizi kurtarmaya geldim diye kafanı bir yerden bir tarafa çeviriyorsun. Çevirdiğin anda göz göze geliyorsun. Orada duygusal müzik yükseliyor. Melis, efendim? Dizlerinin üstüne düşüyorsun. Tamam, tamam mı? Tamam. Ağlamaya başlıyorsun. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşım. O sahneyi ne olur, tamam. Çok duygusal, evet. Ama arada devamlı kameraya bak. Tamam, evet. 3, 2, 1, yalla. Sizi kurtarmaya gel... Kestik. Onu gördü değil mi? Kadın tabii şok oldu. Çok özür diliyorum. Hava kazası. Kestik. Melis ne biçim ağlamak o? Manyak mısın? Arkadaşım. Ney, ney? Kız çöküyor. Evet. Melis ağlıyorsun ama... Ağladım hakikaten. Çok üzülmüşsün. Sesin çıkmıyor. Sessiz. Ağlaman büyük, ses yok. İçine. Ha, tamam. Arkadaşım sen de onu gördüğünde sen de ona yaklaşıyorsun. Sürünerek tamam. Evet. Sürünerek? Evet. Ay, neden? Sen de çünkü dizlerinde falan derman kalmıyor. Derman yok. Evet. Çünkü 30 yıl lan ne demek? 30 yıl. Volkan sen mal gibi bakıyorsun onlara. Evet 3, 2, 1. Onu yedirerek bize belledi. Evet. 3, 2, 1. Müzisyen burası çok önemli. Lamajik, yala! Tamam. Merhem gibi bir şey o. Sizi kurtarmak. Öne gel Melis, öne gel. Ne yapıyorsunuz lan? Ben gelmeyeyim mi? Beraber gel. Benim bütün duygusal filmimin içine ettin. Ben oradasınız yerde. Ben şu an çöküyorum, ceryandayım çünkü. Yere çöktünüz ya. Oradan, evet. Melis sen bana doğru geliyorsun, sen de bana doğru geliyorsun. Dizimi orada, evet orada göz göze gelip ilk konuşma. Evet, 3, 2, 1, yalla. Melis senin sesin çıkmadan konuşuyorsun. WhatsApp'tan yaz. Arkadaşım, ilk lafını söylesene kıza. Yanılıyor muyum yoksa sen mi yanılıyorsun? Muallakta bıraktım hocam durumu. Yani seyirciye o ikircikli, acaba hikaye nereye gidiyor duygusunu vermek istiyorum. Mümkünse sen bir şey verme. Sadece olanı yap. Tamam. Ha. Evet. De ki aman Allah'ım yoksa sen... Aman Allah'ım yoksa sen benim yıllar önce... Sevdiceğim diye bağrıma bastığım... Büyüt! Ellerimde büyüttüğüm... Hayır lan! Mevzuyu büyüt. Melis sen de daha büyük tepki. Daha büyük alayım. Buyurun, evet. O bağrıma bastığım ama bir türlü... evimin kadını yapamadığım, gönlümün sultanı yapamadığım... Kadında bir denge bozukluğu var, duramıyor. Duramıyor. O da mı pilot acaba? Olabilir mi öyle bir... Belki basınca karşı... Ne kadar güzel gidiyordu harika. Öyle mi? Öyle mi? Tamam onu aynısını yaparız. Daha iyisi. Evet, sen de onun gibi yapmaya çalış tamam mı? Daha büyük kere. İyice ben aç buraya kadar açayım. Tabii tabii. Sırta kadar açayım. Full don zaten. Baby doll var içimde. 3, 2, 1. Buyurun ver duygusalı. Yoksa sen... Titre.
Ağzın ulan ağzın. Yok lan sen... Ay. Benim yıllar önce bağrıma bastığım... Kafayı kaçırma arkadaşım, kafayı kaybetme. Hayır. Hocam ön sıradan komple özür diliyorum. Bildiğiniz pamuklu yani çok da öyle sanatçı donu diye büyütmemek lazım. Arkadaşım. Pazardan, perşembe günleri Ethem Efendi'den... Arkadaşım. Beşli paketlerde alınabiliyor yani. Biz çok güzel sağa sola vuruyor, tamam. Dövünüyor. Ha. Sen de onun kafasını bularak yüz yüze konuşmaya çalış, tamam mı? Paralel şey var. Üzünlü bir konuşma yap, çok üzünlü. Sonra Melis, sen de ki sen ölmedin mi diyorsun konuşması bitince. Evet. Evet. Üç, konuşayım iki, mı? Konuş. 3, 2, 1, buyurun. Sen yoksa benim 30 yıl önce kaybettiğim, bağrıma basamadan... Büyüt arkadaşım. Anılarıma gömdüğüm ve bir türlü sevgilim diyemediğim o kadın mısın? Bir kendine gel ya. Arkadaşım ne güzel. Ama kadın bendeki o ruhu aldı götürdü yani. Muhteşemdi. Sen konuşurken ayağa falan da kalkarsın, tamam mı? Kalkar, sonunda... kalkar. Ben sırta kadar açacağım bunu ya. Arkaya dekolte yapacağım. Sen lafın bitince bir pas at ona, işaretle sen de sen ölmedin mi? Ölmedin tamam. Mi? Ölmedin ha. Mi? Sen, evet, evet. Tamam. Buyurun. Hazır, hazır. Çok tamam. Büyüt. Hazır. Tamam. Sen yoksa benim yıllar önce kaybettiğim ve bağrıma basıp kadınım diyemeden anılarıma gömdüğüm o kız mısın? Ay sen ölmedin mi? Ölmedin mi? Ölmedin mi? Şimdi anladım niye gittiğimi. Arkadaşım. Şimdi anladım. Saçmalama. Söyle. Ay. Niye öleyim lan? Evet 3-2-1. Efendim? Buyur. Niye ölesin? Ha. Evet 3-2-1 oradan alıyoruz. Arkadaşım ver son pası. Evet ver o pası. O kız mısın? Sen ölmedin mi? Ölmedin mi? Ölmedin mi? Niçin öleyim? Ha? Çok ayağı saçma. Fırla! Ayağı vurma! Ne? Ayağı fırla! Ayağı vurma. Ayağı fırla. Ayağı fırla. Ha, evet. Çok iyi anlaşıyoruz ya. Neden? Ne? Böyle bir kanıya nereden vardın? Niçin öldüğümü düşündün? Kalk Melis sen de söyle. Neden öyle oldu? Söyle. Hatice teyze geldi bir gün. Senin oğlan var ya, evet anlat. Hatice teyze geldi bir gün. Senin neydi? Oğlan gelmedi dedi. Oo. Bunlar da kına yakmış belli ki. Yani 30 sene sonra bile gülerek anlatına göre o gece ne oldu kim bilir? Arkadaşım saçmalama. Hatice teyzeye sordum ben. Dedi ki yok dedi, seninki dedi gelmeyecek dedi. Öldü dedi. Düştü dedi uçağa dedi. Müzisyen ver müziği arkadaşım, hüzünlü bir şekilde gel, iki adım yaklaş ve söyle. Kıza mı yaklaşıyorum evet. Buraya? Söyle. Kıza mı yaklaşıyorum kıza. Buraya? Kıza! Nerede o Yellos? Arkadaşım! Yellos kim? Ayşe teyze. Hatice teyze. Hatice teyze. Hayır, daha düzgün bir Ayşe şey Ayşe teyze cırt, Hatice teyze öbürü. Kız ne gülüyorsun? Allah Allah, 30 yıldır adamı bulmuşsun. Pardon. Volkan, o sırada araya giriyorsun. Ne oluyor lan burada? Bana da biri anlatsın. Evet, çok agresifsin. 3, 2, 1, gel arkadaşım. Duygusalı göreyim sende. Aslanım benim, işte bu. Demek bizi ayıran Hatice'nin bu yalanıydı ha? Ne oluyor lan burada? Ay kocam. Hatice karısını konuşuyoruz. Yani yapmadığını bırakmamış 30 yıldır. Adama söyle, dön de ki sen kimsin? Sen de onun ilkokuldan arkadaşısın. Sen bunun ölmediğini biliyormuşsun ama gene de kızla evlenmişsin. Aa, yapma o çok haysiyetli olmaz o. Yok Volkan öyle bir şey yapmaz. Niye? Nereden tanıyorsun yaparım Volkan'ı? Diyor. Yaparım yaparım. Belki de ben bu yüzden ölmek istedim. Görmek istemedim bu arkadaşlarımı. Evet 3, 2, 1. Söyle Volkan. Beni hatırladın mı de. Sen beni hatırladın mı? Hatice teyze ne olmuşsun? Saçmalama Volkan ne yapıyorsun? Kadın komple değişmiş ya. Lan ne Hatice teyzesi? Bir yaştan sonra tabii artık almamış da. Ne Hatice teyzesi? Kalıyorsun he? Söyle sen kimsin de? Bir dakika sen kimsin? Ben ilkokuldan 624 Volkan. 624 Volkan, 625 ben. Evet iki kişiydik zaten. Arkadaşım. Şimdi Volkan söyle. Ben senin öldüğünü Hatice teyzeye söyledim.
Senin öldüğünü Hatice teyze ben söyledim. Senin kocan mı? İnanamıyorum. Melis, öne doğru bir adım atarsın, Volkan'a bir tokat çakarsın. Evet. Öne doğru adım atarsın, Volkan'a tokat çakarsın. Bilmiyoruz, evet. Sebebini bilmiyoruz. Tamam. Evet. Evet hocam. At öne doğru adımını. Çak tokadını. Arkadaşım, sen ne yaparsın? O da bana çakar. Ben artık bir terzi bulabilir miyim ya? Arkadaşım, saçmalama. Finale götürüyorum filmi. Evet. Çok güzel gidiyor. Ve sen de dersin ki o zaman Volkan 30... Evet, 3, 2, 1, buyurun. Hadi tekrar. Evet. At. Aman. Yapma. Bunu yapma. Çünkü ben arkadaşı anlayabiliyorum. Böyle bir konuda yalan söyleyebilecek kadar seni sevdiğine göre... ...seni benden daha çok hak etmiş olabilir. İzin verirsen son bir kez el tutayım. Size mutluluklar diliyorum. Ben bayağı... Arkadaşım! Evet, git şimdi uçağa. Arkaya bindir ikisini de. İkisini birden bindiremem arkasına. Evet. O zaman Volkan'ı kanada bağla. Melis'i arkaya al. Eyvah. Evet, tekrar geri döneceksiniz. Bağla Volkan'ı şeye, aman, kanada. Aman Melis, dikkat et. Ha, ben nereye gidiyorum? Dur, çok döndü. Çok. Hacı dur, hacı dur. Ve lavlar o sırada yaklaşmaktadır. Lavlar sadece yarım metre kalmıştır. Çok gözüktü mü? Sadece yarım metre kalmıştır. Melis, binersin uçağa, bin. Bindim. Puh, Allah! Arkadaş, Melis bağır, yarım metre kaldı. Ay, yarım metre kaldı. Bin o zaman. Bindim. Kaldıramıyorsun bir türlü uçağı. Ay, çok az şey oldu, yarım metre kaldı hala. 20 metreydi, yarım metreye düştü ya. Arkadaşım, pervane çalışmadı. Pervane çalışmadı, ne yapayım? Lavlar üstüne geliyor, sen çalıştırmaya çalış. Melis, ne, sen burası arkadan... komple lav mı? Evet, sen arkadan al. Ne yapıyorsun? Ay, ay, ne yapıyorsun? Gitti. Ne yapıyorsun? Her yer eşit yansın diye uğraşıyorum. Arkadaşım. Kurtulmak istiyorum artık. Bin şu uçağa. Saçmalama. Evet, pantolum uçağı... tamamen yırtıldı. Acıttın mı canım? Yok yok, hayır. Uçağı kaldırmaya Melis, sen arkadan ona yapışıyorsun, iyice panik yaptırıyorsun, tamam, tamam mı? Kalkınca da yapış. Evet, 3, 2, 1. Çevir şu pervaneyi. Çevirsene çok pervaneyi. Çok panik yapıyorum şu an. Pervaneyi çevir, pervane. Çok panik yapıyorum. Sen ağırlık yapıyorsun. Ya uçağı kuyruğuna geçeceksin. Ay. Ya da... ön tarafa geçeceksin. Ön tarafa gidersen oldukça hafifleriz. Arkadaşım, pervane dönmüyor. Ay, pervane dönmüyor. Panik ya yapıyorum. Oğlum, dönmüyor işte. Döndürmeye çalışacaksın. Sen döndürürken sen ikinci viteste vurdurun. Döndür. Ya abi, Volkan geç arkaya, arkadan ittir, vurdurma yapacaksınız. Zıplayalım mı? Hayır, sen arkadaşıma sarıl. Dönmüyor, dönmüyor. Nasıl sarılayım? Dönecek. Aman. Aman. Ay ay. Oğlum, diyoruz, Volkan. Hadi ben sigortalıyım da öndeki abiye yazık yani. Volkan, itiyormuş gibi yapıyorsun. Ayaklarınla koşuyorsun ama itmiyorsun. Arkadaşım, bağır Volkan. Vurduruyorum ben. Ay. Adam strese dayanamadı. Aşk böyle bir şey. Uçağı vurduruyorum ben. Evet. Tamam tamam hadi. Volkan uçağı ittirirken o sırada, tam o sırada yanlışlıkla bir anda pervane dönmeye başlar. Pırrrr. İnanır mısın, olmuyor. Öyle bir şey olmuyor bu uçakta. Oluyor, oldu. Ben oldu. Onu montajda koyarım. Çalıştı. Bir anda kaldırırsın. Volkan yere düşersin. Lavların arasında kaybolursun. Aa, gitti. Geçer ama geçer. Üf yap, geçer. Evet, Volkan'ı alkışlarla gönder yerine. Sağ ol kardeşim, çok teşekkürler. Tamam. Ve yukarıda kalırsınız. Melis söyle. Ah, kocam gitti. Tamam. Söyle. Ah, kocam gitti ama. Vallahi mi? Ve uçakla havalanırsın. Havalan, birlikte basınç yersiniz. Yiyin basıncı. Kestik. Melis, üşümüyorsun. Basınç yiyorsun. Onu nasıl yiyeceğim, kadın ilk bilmiyorum. Defa uçuyor uçakla. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşım, ona da yedir. Basıncı göster. 3, 2, 1. Buyurun. Ben şimdi öne doğru yatacağım, uçağın öne doğru. Evet. Önce havayı ben yatacağım. Tamam. Zaten ister istemez olacak o. Sen kendin. Saçmalama! Evet, kalktınız, havadasınız. Ağzınızda hava giriyor. Havadasınız. Basınç yedir, basınç yerken aşağıyı göster. Bak, burası benim köyüm. Üstü açık uçaklarda öyle fazla basınç olmaz. Olur. 3, 2, 1. Buyurun. Allah çorlusu ya. Olmaz ya.
Beni sor. 30 yıl boyunca beni düşündün mü? Bu basınç sırasında. Öyle mi? Evet, basınç sırasında. Bravo. Sor. Tam zamanı ya valla. Bir dakika durur musunuz? Bir daha deneyeceğim. Şımarıklık yapmayın. Ne diyorsam onu yapın, işi bitirin. Tamam. Allah Allah. 3, 2, 1. Buyurun. Bu 30 yıl içinde beni düşündün mü? Her gece. Her gece. Ne diyorsun? Her gece diyorum. Her gece, ben anladım. Biz anlamıyoruz, evet. Sonra... Basınç var, nasıl evet. Anlayacağım? Beni söyle, sana nasıl inanayım, evet. Of, hep benimkiler çok uzun. Sana nasıl inanayım? Ne oldu? Atmosferden çıktı. Bazı şeyleri içime söylüyorum. Arkadaşım, sana nasıl inanayım dedi. Elini göğsünden içeri sokarsın ve ne çıkarırsın? Ha, kendi. Çok özür dilerim. Dedim ki 30 yıl bir şeye değdi ama sonra anladım. Çok özür diliyorum. Ya estağfurullah. Evet. Elindeki, evet, söyle Melis, tekrar söyle. Basınç yiyorsunuz ikiniz de. Ne diyorduk ben? Sana nasıl inanayım? Ha, ben sana nasıl inanabilirim? Bak, leş gibi terliyim. Ne inanırsın? Hayır. Ne diyeceğim? İnsan göğsünden ne çıkarır? Kıl. Hayır. Kızın fotoğrafı. Aa. Evet. Yapışmış artık. Ozalit. Evet, bu çok güzel. Terden sana yapışmıştır, oradan açıp gösterirsin. Ha. Dövme gibi, bak. Kız çok etkilenir. Müzisyen, adam gibi romantizm çalamıyorsun. Basınç altında romantizm çal. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Pedala bas, sağdaki basınç pedalı, ona bas. Evet. Tam o sırada yanınızdan bir uçak geçer, sizi sallar. Olaylar sürekli bizi buluyor. 30 yılda birlikte bütün her şey aynı gece oluyor. Evet. Sana nasıl inanabilirim? Bak. Hangi taraf? Aa, sol yanaktaydı. İnince göstereceğim. Saçmalama. Tamam, açarsın. Göster. Duygusal müzik açarsın. Gösterirsin ağır çekimde. Arkanı ay. Dönersin kıza bu arada. O sırada bir gökdelene çarparsınız. Aa. Ve... Evet. Kalk. Lan arkan niye bu? Arkanı dönersin dedin. Bana doğru dönüp. Evet. 3, 2, 1 ağır çekimde. Bak seni nereye kazıdı? Bak seni göğsüme kazıdı. Ay. Kalbime kazacaktım. Orada eski manita vardı. Ve ikiniz de kollarınızı açarsınız basınç altında. Aç kolları basınç altında. Açsana kolları. Ne yapıyorsun? Nasıl tutacağım buradan? Kıza şeyi? Doğru dönüp açacaksın. Pardon. Ben böyle yardım edeyim. Ne oldu? Yardımcı ol. Böyle sarılsam. Hayır, kalk ayağa, kıza doğru dön. O zaman kesin düşeceğiz. Kıza doğru dön. Kalk Melis, sen de. Kalktım. Sarılırsınız. Sarılın. Kalkabiliyorum. Ve seyirci, gökdelene çarpma sesi. 3, 2, 1. Ağır çekimde ölün. Kestik. Ölün deyince ne güzel çalıyorsun bal. Arkadaşım, al Melis'i. Düşemez. Şunu alsınlar hemen. Bırak sen onu. Göster seyirciye. Melis Filka. Evet arkadaşım, şimdi muhteşem finale geldik. 10 dakikadır merak ediyorum. Azıcık. Azıcık göster. Ya azıcık bakalım bir İnşallah şey olmaz. İnşallah bizimdir. Kiralık sahibi yedik. Kameraları kapattırayım. Azıcık göster. Ha ne olacak? Biz bizeyiz ya. Abla anında WhatsApp'tan. Aynur, Ayten, Gülten, Gülbahar. Ver selamını. Bırak. Özel. Hayata sağlık. Sağ ol. Hayata sağlık. Tamam. Yaşıyor. Görüşmek üzere.
Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yaşayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkatli gidin.